Merhabalar. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde yatırımcı buluşmaları etkinliğinin 15.sine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15. buluşmayı BV Portföy Yönetimi Ayşe İşbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Konumuz da son derece güzel bir konu, değişik bir konu, popüler bir konu. Oyun ve teknoloji dünyasında yatırımcı stratejileri. Biliyorsunuz ki yapay zeka, makine öğrenimi, kuantum teknolojisi gibi birçok dijital kavram dünyamıza girdi. Finans dünyasının önemli süper trendlerinden biri de gamification dediğimiz oyunlaştırma. Teknoloji dünyasında en çok yatırım alan kesimde aslında oyunlaştırma. Türkiye'de de biliyorsunuz unicornlarımız hep oyun sektöründen çıktı. İlk Peak Games'e başladık. İlk milyon dolarlık yatırımımız Peak Games'ti. Daha sonra Dream Games bunu takip etti. Ve hatta Avrupa'da da oyun sektöründe birinci sıraya yerleştik. Bence oyun çok önemli çünkü çocukluğumuzdan beri ilk öğrenmelerimizi biz oyunlarla gerçekleştiriyoruz. Duygularımıza en fazla hitap eden, bağ kurduğumuz ve kazanma güdüsüyle belki bir hedefle daha da fazla perçinlediğimiz, benimseyebildiğimiz, içselleştirebileceğimiz bir strateji türü. Ve bunu acaba finans piyasalarında nasıl uyguluyoruz ve yatırım stratejileriyle nasıl bağdaştırıyoruz? Bu konuları da irdelemek üzere BV Portföy Araştırma Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Ömür Karakuş ve Boğaziçi Ventures Oyun ve Teknoloji Analisti Görkem Temiz bizlerle birlikte. Ben sözleri onlara veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. TSPB'nin 15. yatırımcı buluşmalarına hoş geldiniz öncelikle. Bugün oyun ve teknoloji dünyasındaki yatırım stratejilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biraz oyun dünyasını size anlatacağım. Nasıl yatırım yaptığımıza dair biraz ipuçları vermeye çalışacağım bizim tarafımızdan. İsterseniz öncelikle kendimi tanıtayım. Slide'ın geçişlerini nasıl yapıyoruz? Şuradan mı? Hangisine basıyoruz? Süper. Tamam, çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Ömür Karakuş. Fortis Portföy'de ben aslında bu binada başladım çalışmaya. Onun için benim için çok nostaljik binadır burası. Üst kattaydı. Fortis Portföy'de 2006 yılında hisse senedi araştırma bölümünde başladım iş hayatıma. Daha sonra aynı görevimi Ak Portföy grubunda devam ettirdim. 2010 yılında orada göreve başladım. 2013 yılında da hisse senetleri masasında fon yönetmeye başladıktan sonra 2022 yılında BV Portföy'de genel müdür yardımcısı olarak görevime başladım. Yatırım, strateji, araştırma hepsi bana bağlı şu anda. Burada biz işte yeni çıkartılacak fonlar, o fonların stratejileri, bu tip kararları veriyoruz. Ve bu çıkarttığımız fonları da buna uygun yönetmeye çalışıyoruz. Görkem Temiz, bizim kardeş şirketimiz Boğaziçi Ventures'tan benim iş arkadaşım. Kendisi de kendini tanıtırsa süper olur. Tabii. Şu an sesim geliyordur umarım. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Devamında oyun geliştirici olarak birkaç şirkette çalıştıktan sonrasında Doğuş Holding bünyesindeki Doğuş Teknoloji'de teknik ürün yöneticisi olarak görev aldım. Akabinde Boğaziçi Ventures'ta oyun ve teknoloji analisti olarak 2022 yılında görevime başladım. Aslında Boğaziçi Ventures'ın öncü yatırım şirketlerinden biri olması dolayısıyla hem yenilikçi teknolojileri hem de devrim yaratıcı oyun şirketlerinin takibi, analizi ve mümkünse başarılı bir yatırımla portföyümüze dahil olmasından sorumluyum. Burada da genellikle Ömür abiyle birlikte çalışıyoruz, özellikle hisse senedi tarafından. Teşekkür ederiz Görkem. Biraz BV portföyden de bahsedeyim çok kısaca. Biz genç bir portföy yönetim şirketiyiz. 2022 yılının Temmuz ayında faaliyet iznimizi aldık SPK'dan. İlk fonumuz da 2023 yılının Ocak ayının son Mart ayında Tefas'ta yatırımcıların hizmetine sunduk. BTE oyun ve teknoloji fonumuz, işte şimdi son dönemlerde çıkarttığımız bir tane teknoloji fonumuz var. Bunun dışında biz girişim sermayesi fonlarını da çıkartıyoruz ve yeni girişim sermayesi fonları kuruyoruz ve hatta yönetiyoruz. Ve bizden önce kurulan, yani portföy yönetim şirketi faaliyet izni almadan önce kurulan BVG, Boğaziçi Ventures Growth Fonu'nda şu anda yönetimi bizde. Görkem de o tarafta şu anda görev almakta. Kendisi bugünkü davetimi kırmadı. Çok sağ olsun. Bu güzel panele değerli bilgileriyle katkı sağlayacak. Şimdi ben şöyle çok kısa bir içindekilerle alakalı şöyle çok kısa bir şey yaptım. Liste hazırladım. Yani aslında
bilgilendirici, eğlenceli, biraz da interaktif olması yönünde bir sunum hazırladık. Onun için lütfen sunum esnasında değerli fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Soru sormak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. Yani bunu mümkün olunca ders niteliğinde değil de interaktif biçimde yapmaya devam edelim. Onun için ben ilk sorumu Görkem'e yönelteceğim müsaadenizle. Evet Görkem, oyun nedir? Bize bir oyunu anlatır mısın ne olduğunu? Aslında oyunun ne olduğunu hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Belli bir fikir sahibiyiz. Yani sözlük anlamıyla ilerlemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir açılış yapmak gerekiyor. Aslında oyun bir veya birden fazla kişinin belli bir alet gerektirdiği durumda veya gerektirmediği durumda kimi zaman birbirine karşı, kimi zaman sisteme karşı zihinsel ve bedensel becerilerini geliştirmek için yaptığı etkinlikler. Bu çok böyle sözlükvari bir tanım oldu ama günümüzde aslında biz dijitalleşen dünyada oyunu çok daha farklı algılıyoruz. Özellikle yatırım tarafında. Bir fon yöneticisi olarak Ömür Bey'in oyuna bakış açısını dinledik. Topu bana attın. Çok teşekkür ederim. Ben aslında şöyle güzel bir örnek düşündüm. Buradaki insanların çoğunun bildiği, hatta büyük bir kısmının da oynadığını düşündüğüm bir oyun. Monopoly'ye örnek vererek başlamak istedim. Şöyle ki, Monopoly'yi hepimiz biliriz değil mi? Monopoly kutuda çıkan, işte aşağıda özelliklerini yazdım. Belirli sayıda oyuncuyla oynanan ve zaman geçtikçe de işte kartları eskiyen, kartları kaybolan bir oyundur. Yani bir aslında bir box oyunu dediğimiz bir oyun tipidir bu. Fakat yeni teknolojilerle bu oyun ne oldu? Nereye transforme oldu? Yeni teknolojilerle bu Monopoly Go'ya transfer oldu. Yani ben burada şirketin ismini de yazdım. Hatta bir örnek de şöyle böyle. Scopely diye bir şirket Monopoly Go'yu dizayn etmiş. Mobilde oynayabiliyorsunuz. Mobilde oynanan bu oyun size neyi sağlıyor peki burada baktığınızda? Bir, istediğiniz zaman cep telefonunuza indirebilme imkanınız var. Bu çok önemli. İki, farklı insanlarla, dünyanın farklı yerinde yaşayan insanlarla oynayabilme imkanınız var. Yani abi üçüncü olur musun, dördüncü olur musun diye kimseye sormanıza gerek yok. Çıkarsınız ve orada dört kişi, kaç kişi varsa onlarla beraber bu oyunu oynayabilirsiniz. Güncellemeler anında geliyor. Yenilik çok, hep yeni bir şeyler. Oyun içine daha çok zaman geçin, daha keyifli oynayın diye hep yeni şeyler ekleniyor. Buna zaten biz portföy yönetimi olarak bu tip şirketlere yatırım yapıyoruz. Ha, burada bizim en büyük şeyimiz şu, yani handikapımız burada şuradan doğuyor. Bu şirket halka açık mı değil mi? Eğer halka açıksa ben fonumu alabiliyorum. Yani değişken fonlarıma alabiliyorum. Sizin yatırım, direkt olarak Tefas'tan yatırım yapabildiğiniz fonlarıma. Halka açık değilse Görkem gidip bu şirketi analiz edip eğer finansallığa uygunsa bizim herhangi bir girişim sermayesi fonumuza bu şirketi alabiliyor ki bunu alan Sevi Games Group diye bir şirket bunu almış. Esas ana sahibi bu. Bu da Suudi Investment Fund'ın zaten bir alt kuruluşu. Yani yatırımcılar globalde baktığınızda bu temalara, yani oyun temasına ciddi derecede yatırım yapmanın peşinde koşuyor diye düşünebiliriz. Ben Monopoly'yi aldığımda şuradaki bir market şeyden, oyuncakçıdan bu oyunu alacağım. Yani kimin sattığı belli değil. Kaçak oyun mu? Başka işte bir Çin'de kimin ürettiği belli olmayan bir oyundan ziyade ben gidip burada piyasadan bu oyunu şeyden app'ten bunu indirebiliyorum. Biraz oyun dünyasını size şöyle şematize edilmek için şöyle bir tablo hazırladım. Biraz karışık şeyler koydum ama aslında çok basit buradaki şey. Mantalitemiz bizim. Şimdi oyun dediğinizde aklınıza sizin ilk önce şurası aklınıza geliyor. Buradaki oyun şirketlerinden birçoğunu biliyorsunuz zaten. Birçoğunun oyununu oynuyorsunuz. Bu sunumu 3 ay önce yaptıysaydık Activision Blizzard da burada olacaktı ama maalesef kendisi artık yok. Satın alma $70 milyar Microsoft tarafından satın alındı. Daha sonra bu konuya değineceğiz. Neden Microsoft bunu satın aldı? Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. $2.7 trilyon bir, $2.5 trilyon bir piyasa büyüklüğü var. Şimdi öncelikle oyunu oynayabilmek için oyunun yaratılması lazım. Bir oyun yaratıldıktan sonra bu oyunun satılması lazım. Satılan oyun platformları. Bu oyun platformlarına girdiğinizde ki buna App Store da dahil. Buraya koymamıştım App Store başka bir sebepten dolayı. İşte Steam'de genelde benim oyunlarım burada olur. Oyunları alıp seyrettikten sonra bunları bir de oynamam gerekiyor. Oyun konsolları. En çok gelir üreten kalemlerden bir tanesi. Tabii bu teknoloji tarafına gittiğimiz zaman oyun da aslında bir teknoloji. Oyunu oynamak da bir teknoloji. Bizde teknolojinin başka unsurları da gerekiyor. En basitinden mikro işlemci gücü. Çok önemli. İşte bilgisayar parçaları. İşte hard diskiniz daha hızlı olacak. SD RAM'iniz daha büyük olacak. Ondan sonra bu, işte ekran kartınız daha kuvvetli olacak.
bilgisayarınızın soğutucusu daha verimli çalışacak. Koltuğunuz bilgisayar oyunu oynamak için size daha rahat olacak vesaire vesaire. Bunları sattığımız zaman çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Peki ne kadar büyük bir ekosistemden bahsediyoruz sizce? Fikri olan var mı? 2022 yılının datası bu. Bir şekilde fazla ilerliyor, kusura bakmayın. 185 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz oyun tarafında. Çok ciddi bir rakam bu. Ekosistem olarak baktığınızda tüm dünyadaki oyun büyüklüğüne bakarsak. Peki bunun alt kırılım unsurları neler? İşte mobil oyunlar. Bakın bu mobil oyunlar 10 sene önce 2008 kaçta şey, Apple 3 ile gelmişti demiştin değil mi sen daha önce? Apple evet. 3'ün gelmesiyle beraber. Evet, iPhone 3 ile birlikte aynı yıl 2008'de Android yayınlanıyor ve mobil oyun devri aslında hız kazanıyor. Başlıyor demek doğru olmayabilir ama gerçek anlamda bizim bildiğimiz devir başlıyor diyebiliriz. Şimdi aslında şunu şöyle düşünmek lazım şu pastayı. %50'sinin olmadığını hayal edin. 90 milyar dolar. Mobil oyunumuz olmasaydı şimdi pasta da direkt yarıdaydı. Yani bu öyle yeni bir ekosisteme yeni bir alan gelip ekosistemi çok büyük, çok hızlı bir şekilde büyüttü. Mobil şeyler, kullanmış olduğumuz mobil app'ler. Bu da şu anki gelinen rakamda da 185 milyar dolarlık bir büyüklük. Görkem sen bize biraz da oyundan geçmişinden bahset istiyorsan. Bu oyunların çoğunu bilenler vardır diye düşünüyorum da. Hadi. Ben de şey Tetris'e kadar gitme. O kadar yaşlı değilim orada. Yani fi tarihinden başlamak istemiyorum tabii ki geliştiğinde ama oyunculuk nasıl başladı? Birazcık onu değinmek lazım. Bahsetmek lazım burada. Çünkü oyun sadece bizim bildiğimiz anlamıyla çocukların oynadığı ve bir zihinsel gelişimi sağlayan bir etkinlik değil. İlk oyunlar 1952 yılında dijital oyunlar. Bizim aslında tüm sunumda bahsedeceğimiz ürün türü olan dijital oyunlar 1952 yılında başlıyor. Aslında ilk bilgisayarın 1945'te kullanıldığını düşünürsek 40-45 civarı çok çok erken aşamalar. Henüz görsel herhangi bir aygıt yokken bilgisayarlarda çok küçük ampullerle o dönemin bilgisayar bilimcileri görselleştirmeye çalışıyor. Çünkü laboratuvarlarda çok sıkılıyorlar ve zaman geçirmek için bir etkinlik arayışındalar. Oyun her zaman imdada koşan çözüm oluyor. İlk bilgisayar yanlış hatırlamıyorsam DEC PDP-1 gibi bir kod adına sahipti. Tamamıyla bir araştırma laboratuvarında. Bir yazılımcının, o zamanki bilgisayar bilimcinin insan bilgisayar etkileşimi üzerine yazdığı bir tezi oyunlaştırması üzerine başlıyor. Bizim Türkiye'de SOS olarak bildiğimiz, yabancıların tic-tac-toe dediği XOX. Ve literatüre XOX olarak geçen ilk yazılım yazılıyor. Aslında bir bilimsel tezin oyunlaştırılması. 60'lı yıllarda, 61'de yanlış hatırlamıyorsam, yine bilgisayarcılar ve fizikçilerin ortak çalıştığı bir laboratuvarda bu sefer Two for Tennis isimli bir oyun geliştiriliyor. Bu doğru telaffuz osiloskop olması lazım. Yuvarlak bir radar ve projektillerin yani aslında füze sistemlerinin tespit edilmesini sağlayan bir cihaz. İki fizikçi bunu da bir oyun aracına, eğlence aracına dönüştürmek istiyor ve bunun üzerine ilk karşılıklı oynanabilen dijital oyun geliştiriliyor. Devamında 70'li yıllarda ilginç bir şekilde teknoloji bir sıçrayış yaşıyor. Evlerimizde televizyonlar girmeye başlıyor, kişisel bilgisayarlar ucuzluyor, Commodore 64 devri başlıyor ve oyun konsolları aslında evlerimize girmeye başlıyor. Burada aslında dönemsel olarak hangi konsol ne kadar sattı? Ben konuşurken siz de inceleyebilirsiniz. İlginç rakamlar var. Yıldan yıla sürekli artıyor. Ve burada aslında nüfus patlamasıyla alakası yok bu durumun. Teknoloji evlerimize giriyor. Ve oyun her zaman teknolojinin öncüsü oluyor. Çünkü oyun bir yandan da çok ciddi bir iş değil. Atomu parçalamıyoruz. Eğlenmek için ciddi anlamda cesaret gerektiren hamlelerde bulunabiliyoruz. Bu sayede de aslında hep teknolojinin öncüsü oluyor. Orada ben bir soru soracağım. Commodore 64, evinde Commodore 64 olanlar var mı aramızda? Var mı başka? Değil mi? Anılardan dolayı saklanıyor. Oynadınız. Amiga'sı olan var mı evet, evinde? Tabii. Amiga'sı olan var. Bakın burada aslında bir de finansçı bakış açısından da bir araya gireceğim. Kusura bakmazsan eğer. Şöyle de bakmakta fayda var. Bu resimde size ne dikkatinizi çekiyor mesela baktığınızda? Bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi. Şu kısım belli şirketler yok olmuş ya da çok azalmış. Belli şirketler doğmuş, burada hayata geçmiş.
belli şirketler ta işin başında 70'lerde faaliyet göstermeye başlayan bazı şirketlerde artık piyasadan silinmişler. Bu önemli bir şey. Yani burada teknoloji aslında, teknoloji sizin çok hızlı evrim geçmenizi sağlarken bu evrimi geçiremezseniz bir anda iş hayatınız sıfırlanıyor. Örnek vermek gerekirse, bir örnek örneği vermek için söyledim bu arada. Apple tarafı. Apple telefon üretmeden önce bilgisayar üretiyordu. Apple telefon ürettiğinde hangi telefon markaları vardı hatırlayanız var mı? Başka? Bravo. Blackberry vardı ki bütün finansçılar biliyorsunuz bık bık diye böyle dolaşırdı etrafta. Şimdi Apple pahalı bir ürün, Türk yani. Algı olarak pahalı bir ürün bakarsanız. Ama öyle bir konumlandırdı kendisini Apple. Bütün telefonlar, diğerlerin Blackberry'si, işte Ericsson, Nokia'sı hepsi sıfırlandı. Şu anda isimleri okunmuyor. Telekomünikasyona başka dallarda iş yapıyorlar mı? Şu anda o şirketler tamamen yok olmuş vaziyette ve küllerinden Apple doğmuş oluyor. Yani burada aslında bunu da bir irdelemek lazım. Teknoloji bir şirketi 20 milyar dolardan bu arada, Apple'ın değerini de söyleyeyim 2007 yılında, 20 milyar dolarlık bir şirketten şu anda 2 trilyon dolarlık bir şirkete çıkartabilecek kadar önemli bir faktör aslında şirketlerin büyümesi açısından. Evet, tabii burada bir adım atladım. Oyunlar nasıl ticarileşti? İlk ticarileşme adımı nasıl oldu? Birazcık sohbet sırasında o kısmı atladım. İlk ticarileşme aslında jetonlu makinelerle. Kimimiz arcade olarak, kimimiz Atari olarak biliyor. Salonlarda jetonla başlıyor. Bunu da Pong isimli oyun başlatıyor. Amerika'da Atari firması kuruluyor. Başarısız bir deneme yapan Nothing Associates şirketinden ayrılan Atari şirketi kuruyor. 19 bin adet üretiyor ve furya başlıyor. Devamında oyun konsolları dediğim gibi renkli televizyonlarla birlikte evimize geliyor. 80'lerde Nintendo şirketi Nintendo Entertainment Systems'ı çıkartıyor ve bizim bildiğimiz Super Mario oyunu hayatımıza giriyor. Bir oyun markalaşması olarak. Burada aslında tabii oyunlardan bahsedersek kimisi gözünüze çok aşina gelecektir. Kimisini belki o yaşlarda, o dönemde atlamışızdır. Ama her biri şu an popüler kültüre mal olmuş oyunlar. İşte az önce bahsettiğim gibi Super Mario tarafı var platform oyunlarında. Macera oyunlarında işte kimimizin bildiği Grim Fandango var, Full Throttle var. Bunları ıskalayanlar belki StarCraft'ı, Age of Empires'ı bilirler 90'lı yıllarda. Diablo hakeza hala devam eden bir seri. Bu yıl yeni oyunu çıktı. 660 milyon dolarlık bir ciroyu sadece 10 günde yaptı. İşte burada World of Warcraft'tan bahsedebiliriz. Futbol oyunlarından, FIFA'dan bahsedebiliriz. Aslında her insanın zevkine uygun, her kitleye, her yaşa uygun dijital oyun üretiliyor. Çünkü teknoloji ve tüketici bilinci bunu gerektiriyor. İhtiyaçlar. GTA 6 çıkacak şimdi değil mi? Onu bekliyoruz. Evet, yani GTA 6, ya o kısımdan bahsedelim mi tam emin değilim ama aslında bir noktada oyunla sürekli bahsedilen Metaverse'ün birleşeceği proje olabilir. Şu ana kadar hep Fortnite'dan bahsediliyor. Projeyle ilgilenenler belki biliyorlardır. Ama GTA ile birlikte bambaşka bir boyut kazanma ihtimali var. Bu da oyunların ilerleyen dönemde ne kadar hayatımıza daha iyi olacağına dair başka bir gösterge olacak. Ama henüz konuşmak için erken. Efendim? O tren kaçtı sanki ya. VR tarafında denediler, olmadı. Umarım çıkar ama. Merakla bekliyorum ben de. Şimdi biz tabii şeyden bahsettik. Oyunlar nasıl başladı? Birazcık teknoloji kısmına değindik. Sizi çok sıkmadan aslında nasıl gelir elde ediyor oyunlar? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Oyunlar aslında az önce tarihsel olarak gelişimde bahsettiğimiz gibi jeton satışıyla ve doğrudan satışla başlıyor. Nasıl yapılıyor bu? Ya isterseniz evdeki oyun konsolunuz için ya da kişisel bilgisayarınız için o zamanki satış yapılan DVD, CD satılan yerlerden, kaset satılan yerlerden veya floppy disk. Uğur Bey, siz daha çok hakimsiniz o taraflara. Evet, yaşımızı belli ettin, çok sağ ol. Beş çeyrek deseydin tam olacaktı o zaman da neyse. Doğrudan satışla daha çok ilerleniyor veya bir Atari salonuna gidiyorsunuz, toplu jeton alıyorsunuz, bittikçe jeton atıyorsunuz. Bu 70'lerde ve 80 aslında hala devam eden bir monetization türü. Yani gelir elde etme yöntemi. Yani oyunu alacaksın. Evet, yani oynamak için alman gerekiyor, para ödemen gerekiyor. İlk gelir elde etme yöntemi bu. 80'lerde artık hayatımıza birazcık da geniş kitlelerin oyun oynamaya başlamasıyla ürün yerleştirme girmeye başlıyor. Markalar bunun bir pazarlama aracı olabileceğini fark ediyorlar.
Ve işte çok basit bir örnek vermek gerekirse, oyunda herhangi bir içecek içiliyorsa Coca-Cola veya Pepsi sponsor oluyor. Diyor ki benim oyunumda yer ver, ben de sana şu kadarlık bir pay vereyim, gelirden ödeme yapayım diyor ve ürün yerleştirme ödeme başlıyor. Bu da aslında aşina olduğumuz diğer sektörlerden bir yöntem. Devamında tabii ki bazı oyun içerikleri yeterli gelmiyor çünkü kitleler daha fazla tüketmek istiyor. Ek paket satışları başlıyor. Siz 10 saat 15 saat oynayıp oyunu bitiriyorsunuz ama tadı damağınızda kalıyor. Üretici de yeni bir paketle size bunu da satın al, yama yap oyuna, bir 5 saat daha oyna diyor. Aslında süreklilik sağlanmaya başlanıyor. 80'ler ve 90'ların en popüler gelir elde etme yöntemleri bunlar oluyor. 2000'lerde artık teknoloji daha da hayatımıza giriyor. İnternet çağı başlıyor. Online oyunlar, online etkileşim hızla artıyor. Ve oyunlar da yine dediğim gibi öncüsü oluyor teknolojik adaptasyonda. Online oyun devri başlıyor. Burada bahsettiğimiz aslında şu, World of Warcraft gibi, belki Knight Online, belki Silk Road, bunlar kulağa tanıdık geliyor olabilir. Ultima Online, bunlar milyonlarca insanın aynı anda belli sunuculara bağlanıp birbiriyle etkileşim içerisinde yeri geldiğinde ticaret yaptığı, yeri geldiğinde birbirine karşı savaştığı oyunlar. Bu firmalara şunu sunmaya başlıyor. Benden düzenli olarak hizmet alıyorsun. Doğal olarak benim maliyetlerim sürekli. Bana aylık ödeme yapsan nasıl olur? Veya işte daha hızlı ilerlemek istiyorsan rakiplerine karşı uygulama içerisinde bir kılıç, bir silah alsan nasıl olur deyip sadece oyun satışı veya ürün yerleştirme değil, sürekli bir gelir elde etme yöntemine dönüşmeye başlıyor. Burada internetin payı çok büyük. Ya zaten internet bambaşka bir çığır açtı. Evet. MMORPG dediğin kavram burada doğuyor zaten değil mi? Evet. Ya yani MMORPG aslında Massive Multiplayer Online Role Playing Game diye bir açılım var. Ama MMO'lar aslında bizim az önce bahsettiğimiz milyonlarca insanın bir sunucudan etkileşim kurabildiği. Yani World of Warcraft serisi aslında böyle. Ya da ben gidip StarCraft'ta map'te oynamak istiyorsam bu sistemle kullanmam gerekiyor. Evet. Yani internet bağlantısının şart olduğu oyunlar bunlar. Evet. Tabii bu az önce bahsettiğim gibi abonelik sistemlerini beraberinde getiriyor. 2010'lar ve 2020'lerde işler bambaşka bir boyuta geçiyor. Çünkü sosyal medya ve akıllı telefonlar hayatımıza giriyor. Sadece kendini oyuncu olarak tanımlayan kişiler değil veya bizim işte hardcore dediğimiz yeri geldiğinde 16 saat 20 saat oyun oynayan kişiler değil. İşte benim teyzem de, 52 doğumlu teyzem de oyun oynamaya başlıyor. Çünkü ona hitap eden ve reklamlarda onun ilgisini çekebilecek şekilde geliştirilen ürünler karşısında çıkıyor. Bu da aslında az önce bahsettiğimiz mobil oyun piyasasının hızlı büyüyüşünü sağlıyor. Daha önce sadece 100 kişiden 3'ü oynarken oyunları, artık 100 kişiden 4'ü, 5'i ve 50'si, 60'ı oynamaya başlıyor. 2023 güncel dataları, tabii ki bunlar biraz tahmini ama 3 milyardan fazla insanın şu an dünyada aktif olarak oyun oynadığını gösteriyor. Yani cep telefonu olan herkes bizim müşterimiz. Evet. Çok güzel, şahane. Konsola bırakmadın yani yer. Evet, peki. Yani burada 2010-2020'yi hızlıca geçmeden önce son bir kısımdan bahsetmek istiyorum. Akıllı telefonlar üreticilere şunu da sunuyor. Artık bir yayın mecrasına dönüşüyor oyunlar. Bir televizyon kanalı gibi sizin deneyiminizin aralığında geri geldiğinde bir B2B, B2C şirketin reklamlarını izletebildiği, işte örnek vermek gerekirse Sütaş'ın süt reklamını da gördünüz oyunun içerisinde, bir mecraya dönüşmeye başlıyor. Aslında tamamıyla servis halini alıyor oyunlar. Evet, son dönemde sıkça ismini duyduğumuz oyun ürün modelleri. Bir de bunlardan da bahsedelim ki evet, mobil dünyayı daha iyi anlayalım. Yani çok bilgiye boğmak istemiyorum ama burada sizin de aklınıza gelen herhangi bir soru olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Az önce mobil oyun piyasasının ne kadar büyüdüğünden, toplam pazarın %50'sini aştığından bahsetmiştim. Ki tahminler daha da büyüyeceği yönünde. Burada birçok farklı aslında az önce bahsettiğim gelir yönteminden, gelir elde etme yönteminden birkaçı ağırlık basıyor. Ürün modelleri de mobil oyunlarda buna göre şekilleniyor.
Biz dört ana sınıftan bahsedeceğiz burada, ürün modelinden. İlki hyper casual. Türkiye'de de Rolik firması aslında hyper casual ağırlıklı oyunlar geliştiren ve yayınlayan bir şirket. 180 milyon dolara exit'ini gerçekleştirdi, çıkışını gerçekleştirdi. Şurada bir sana istiyorsan şey vereyim, ufak bir kopya vereyim. Evet, 2020 yılında Zynga'ya gerçekleştirdi. Tekrar modellerden bahsedeyim Ömer Bey. Şimdi hyper casual tarafının özelliği şu oluyor. Çok hızlı geliştiriyorsunuz oyunu. Çünkü çok geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Burada oyun mekanikleri olarak işte, çamaşır çitileme oyunu da olabiliyor. Veya sonsuza kadar koştuğunuz ve engellere çarpmamaya çalıştığınız oyunlar da olabiliyor. 2 hafta, 3 hafta da geliştiriyorsunuz. Tüm sanatını işte 3 boyutluysa, 2 boyutluysa hazırlayıp hızlıca piyasaya sunuyorsunuz. Ve kullanıcıların aslında olabildiğince çok reklam izlemesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani 2 haftalık, 3 haftalık oyuncu ömrü oluyor. Sonrasında tek bir mekanik olduğu için, yani örnek vermek gerekirse yine çamaşır çitileme oyununu kaç ay oynayabilirsiniz? Belli bir noktada insanlar sıkılıp bırakıyor oynamayı. Ama kullanıcı ve üretici aslında tamamıyla kısa süreli deneyimler peşinde koşuyor. O yüzden de reklam geliri %90'lık bir paya sahip oluyor. Az önce bahsettiğim Sütaş reklamı gösterme gibi örnekler. Bunun devamında aslında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Siz para harcıyorsunuz, pazarlama bütçelerinin maliyetinin altına giriyorsunuz ve hızlıca kullanıcı kaybediyorsunuz. Daha uzun içeride tutabilmek için daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Daha dolgun bir içerik sunmanız gerekiyor. Bu da hybrid casual oyun türünü tarif etmeye başlıyor. Burada reklam gelirlerini birazcık daha azaltıp uygulama içi satın almaya yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bunlar da bahsetmiş olduğum işte daha güçlü bir kılıç, belki ekstra içerik, belki hani casual oyunlara örnek olacak ama o Candy Crush veya Royal Match oynayanınız varsa oyunu oynamak için ekstra can satın alma gibi metotlar. İşte babaların en büyük problemi bu şu anda. Evet. Çocuklar habire bir şey istiyor. Yüzlerce binlerce lira harcanıyor burada. Doğru kişiler çekilebilirse içeriye. Hybrid Casual'ın bir sonraki adımı ise casual oyunlar. Aslında mobil oyun pazarında en büyük paya sahip olanlar casual oyunlar. Bizim iki unicornumuz da bu türden çıktı. Peak Games aslında puzzle türünde casual oyunlar geliştiriyor. Toy Blast, Toon Blast bunlara örnek. Milyar dolarlık şirket hacimlerine ulaşabiliyorlar bu sayede. Bir diğer örnek Dream Games. Bu yıl sadece tek bir oyunu Royal Match ile 650 milyon dolarlık bir ciroya ulaştı. Burada aslında olabildiğince az reklam gösterilmeye çalışılıyor. Hatta az önce örnek verdiğim iki oyunda da reklam gösterimi hiç yok. Kullanıcıların sadece para ödemesi sağlanmaya çalışılıyor. Ekstra can, yeni içerik vesaire vesaire şeklinde. Midcore oyun türü ise son bahsedeceğim oyun türü. Midcore oyunlar bizim şu ana kadar bahsettiğimiz oyuncu klasmanına girebilecek 10 saat yeri geldiğinde gününde zaman ayıran oyunculara hitap ediyor daha çok. Burada ise neredeyse hiç reklam gösterilmemeye çalışılıyor. Yeri geldiğinde 3 yıl, 5 yıl oyuncuların içeride kalması sağlanıyor. Tabii ki daha zor hedeflenen kitleler oluyor buralar. O yüzden de reklam maliyetleri daha yüksek oluyor. Kullanıcı edinim maliyetleri. Bu türün en güzel tarafı markalaşmaya müsait oyunlar oluyorlar. Gerçekten ciddi bir fan kitlesi oluşuyor, hayran kitlesi oluşuyor. Ve devamında başka oyunlarla da sürekli bu markayı büyütebiliyorsunuz. Bunun en güzel örneklerden biri aslında, soru cevap mı yapsak burada, tahmin edebilecek misin Ömür Bey? Ben bir tane söyleyeyim mesela, Star Wars olabilir mi? Star Wars filmden geliyor, onu saymayacağız. Peki tamam, o zaman bir tahmine daha bulunuyorum. Clash of Clans tahmini geldi. Geldi, güzel. Mickey Mouse. Evet, dahil edebiliriz. Mickey Mouse da dahil edemeyiz, o da sinir. O zaman geçelim. Ben vereyim. Pokemon. Çok ilginç değil mi? Evet, yani burada Midcore'dan evrimleşmiş bir marka değil Pokemon. Ama bilgisayar oyunları kökenli. İlk Game Boy'un yayınlanmasıyla Nintendo tarafından 96'da yayınlanmasıyla hayatımıza giriyor Pokemon markası. Önce oyunları satılıyor, dijital oyunları. Sonra kartları,
basılı kartları satılıyor. Sonra çizgi romanı yazılıyor, sonra çizgi filmi ve şu an 105 milyar dolarlık bir değere ulaşmış medya markası durumunda. Tahmin edebileceğiniz tüm medya markalarından daha büyük. Burada medya markasından kastımız aslında işte Star Wars, yeri geldiğinde Mickey Mouse, Looney Tunes, Bugs Bunny vesaire hepsinden daha büyük. Hatta tahminlerde yani şundan da mı büyük diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, hepsinden büyük bir marka. 105 milyar dolarlık değere sahip. Mobil oyun tarafındaysa Pokemon Go isimli bir oyunu var. AR teknolojisini ilk entegre eden oyunlardan biri. O da çok kısa sürede bir yıldan birazcık uzun bir sürede 1 milyar dolarlık ciroyu geçmişti. Sonra herkes etrafta böyle Pokemon oynuyordu. Değil mi şöyle? Evet. Sokaklarda insanlar izdiham yaratma pahasına, parklarda yatıp kalkma pahasına bu oyunu oynuyorlardı. Medya markası oluşturmak özellikle de bizim GSF tarafında çok önemsediğimiz bir konu. Çünkü sadece oyun geliri değil, devamında işte oyuncaklar satma, tişörtler basma, çizgi film, sinema her tarafa evrilebilen bir marka elde etmiş oluyorsunuz. Midcore türü bunu sağlıyor ama çok ciddi geliştirme ve pazarlama bütçelerine ihtiyaç duyuyor. Evet, biraz da ben de isterseniz oyun dünyasının performansı ve gelecekle alakalı beklentilerinden bahsedeceğim size bu tarafta. Şimdi bu Solak ve oyun endeksi. Bu bir tür ETF aslında. Yurt dışında yatırım yapılabilecek bir ETF bu. Kendisi işte globalde faaliyet gösteren halka açık şirketlerden oluşan bir endeks yönetiyor şu anda bu şirket. Ve bu endeksi de söylediğim gibi ETF olarak borsalarda satıyor. Şimdi 2020 yılında Covid rallisi, bunu toplantının başında bir 15 dakikalık seansta konuştuk. Etrafın aslında Covid dönemiyle beraber çok ciddi bir nakit piyasaya pompalandı merkez bankaları tarafından ve aynı zamanda insanlar yatırım yapacakları varlık aradılar. Yani şimdi kimse gidip petrol şirketi almak istemiyordu. Neden? Petrol neredeyse eksiye düşmüştü işte yurt dışında vadeli piyasalarda. Gerçi 16-15 dolarlara kadar geri çekildi. Ondan sonra yukarı doğru hareket yaptı. Oyunlarda ciddi potansiyel gördü yatırımcılar. Yani herkes evinde işte zamanını harcamak için, eğlenceli vakit geçirebilmek için oyun oynayacak. İşte oyun şirketlerinin gelir artacak. Hatta bir dün bir raporda Görkem seninle konuşmuştuk onu. En ucuz eğlence maliyeti oyun. Şöyle bir hesap yapmışlar. İşte bir filme gidiyorsunuz, 2 saat seyrediyorsunuz. İşte, o filmden elde ettiğiniz işte size filmin maliyeti 5 dolar seviyesinde. Bu bir global bir rapordan aldık bunu. Ya da gidip bir müzik konserine gidiyorsunuz. Canlı müzik dinliyorsunuz. Bunun da işte size maliyeti 10 dolar mertebesinde ortalama. Tabii süreleri burada dikkat etmek lazım. 2 saatlik, 3 saatlik zaman dilimleri. İşte belli bir müzikte işte toplumun belli bir kültür seviyesinin üstünde olanlar ya da işte belli bir kesime müziğe bu tip eğlenceden faydalanmak istiyor. Ya da sinemaya giden kesim, başka bir kesim. Oyuna baktığımızda 0.07 kişi başına, yani saat başına oyunda vermiş olduğunuz maliyet 0.07 dolar mertebesinde şu anda. Bu çok düşük. Tabii burada şeyi de unutmamak lazım. Bir oyun oynadığın zaman işte 100 saat oynayabiliyorsun oyunu. Sen 80 saat falan oynuyordun değil mi? Bana söylüyordun rakamları. Hayatın neredeyse oyunda geçiyorsun resmen. Ya. 80 saat bir oyun. Cep telefonundaki o kadar oyun rakamını gördükten sonra zaten. Ya şimdi burada çok nefes alman bile mucize. Zaman bulayım. Yadırganmak istemiyorum ama yani popüler League of Legends oyunu, e-sports tarafını başlatan oyunlardan biri diyebiliriz. Hayatımın 50 gününü almış toplamda. Güzel. Ben 30 yaşındayım. 50 günü bir oyuna geçmişim. Tabii sen ortalamaya düşüyorsun ama burada resimde şuna bakmak lazım. Yani milyarlarca kullanıcı işte trilyonlarca zaman, saat diyelim. Her kullanıcı başına 24 saat üzerinde hesapta trilyonlarca saat. Yani bunun bir kısmı oyuna mutlaka allocate ediliyor. Yani oyuna ayrılıyor ve burada hakikaten oyun oynamak gerçekten maliyeti en düşük şey. Şu anda beni dinlerken bile cep telefonunuzda oynamış olduğunuz oyunla alakalı bir mesaj gelmiş olabilir. İşte güç kalkanı çıktı, kılıç geldi, şu gitti şeklinde mesajlar geliyor ve sizi aslında oyun sizin onu oynamanıza yönlendiriyor. Bu da aslında oyun şirketlerinin en büyük başarılarından bir tanesi. Şimdi bu rally, işte burada gördüğünüz gibi ben 100'den başlattım endeksi. 250'ye kadar çıkmış bir rally. Sonrasında diyeceksiniz ki bu geri geldi. Ne olacak bundan sonra? Şöyle düşünmek lazım bence bunu.
Şimdi burada ciddi beklentiler oluştu piyasayla ilgili. Çok büyüyecek, şu kadar milyar dolara çıkacak, şirketler bu kadar gelir edecek dendi. Fakat bu gelirler aslında şu dönemde şunu gösteriyor. Bu şirketler sizin düşündüğünüz gelirleri henüz elde edebilecek noktaya gelemediler. Ve bundan dolayı yatırımcılar beklentiyle karşılanmayınca bu şirketlerdeki pozisyondan azaltıp fiyattan düşmesine sebebiyet verirler. Peki bunlar kötü şirketler mi? Ya bunlar, şimdi burada baktığımızda işte benim mesela en çok sevdiğim şirketler bir tanesi Unity Games diye bir şirket. Bu işte sizin oyunları geliştirmenizde gerekli altyapıları sağlayan işte AI gücünü kullanabileceğiz ki bunu birazdan AI tarafında bahsedeceğim. AI gücüyle oyunda yazmak için harcayacağınız zamanı, iş gücünü aşağıya çekecek tool'lar yaratıyor bu şirket. Ve gerçekten verimli şirket bazında çok üst seviyeye çekiyor. Şimdi Roblox yeni gelişen, filizlenen bir şirket. Siz de biliyorsunuz bunu. Nintendo'dan zaten bahsettik. 50 senenin şirketi. Şimdi bu dönem aslında baktığımızda bu yükselişin hazmedildiği bir dönem oldu. Şimdi son bir senelik zaman zarfı içinde de bu şirketlerin ürettikleri, çıkarttıkları oyunlar arttı. Gelirleri daha üst seviyelere ulaştı. Bu noktadan sonra artık 2028 diye aldım ben burada 5 yıllık zaman dilimi. Genelde raporlarda şey var bu arada. 2030 yılından bahsediliyor. Bu işte Metaverse evreninin ulaşacağı rakamlar, işte AI'ın ulaşacağı rakamlarla ilgili dünyadaki büyük danışmanlık şirketlerinin çıkartmış oldukları raporlarda. Ben burada şöyle 5 tane dikeyden aslında bahsettim. Mobil oyunlar tarafında biraz önce Görkem'in bahsettiği mid core oyunlar, casual oyunlar. Artık bu oyunları üreten şirketler bu teknolojileri geliştirdi. Belli bir know-how oluştu ve bunlar artık tüketicilerle buluşturup artık para kazanmanın, monetization dediğimiz, ben İngilizce kavramlarını şundan dolayı yazmıştım biraz önce. Global arenada bu jargonla konuşuyorsanız monetization kelimesini biliyor olmanız lazım. Yani oyun gelirlerinin aslında sürekliliğini sağlayacak bir yöntem. Buna monetization diyorlar İngilizce'de. Midcore oyunlar ve casual oyunlardaki büyüme devam edecek. Burada yatırım yapan, oyun geliştiren, teknoloji geliştiren şirketler bu önümüzdeki dönemde pozitif etkilenecek. Bu şirketlerin peki pozitif etkilenmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de teknoloji. Burada çok aslında bunu yazarken şöyle düşünmedim değil. Teknoloji çok basit bir kelime, tek kelime. Teknolojiden neyi kastediyor bu adam diye soruyor olabilirsiniz. Teknoloji aslında şu arkadaşlar, şu cep telefonu. Yani bu teknolojinin işte dün şirkette bunu sunum için tartışırken şu soruyu sordum ben. iPhone 10'u kullanmamanız gerektirecek ne var? Oyun haricinde. Daha hızlı telefon, daha iyi görüntü sistemli. Aslında baktığınız zaman burada oyun şirketleri teknoloji şirketlerini zorluyor. Bana daha iyi, daha hızlı işlem yapabilecek işlemciler yarat. Bana daha iyi görüntü işleyebilecek mikroprosesörler tasarla. Bana benim oyunlarımda daha yüksek seviyede görüntü işleyebilmek için ya da depolayabilmek için daha yüksek kapasitede SD RAM'ler oluştur. Benim ilk bilgisayarım 386SX25'ti. 95 yılında almıştık. 40 MB hard diski vardı. 512 KB RAM'i vardı bilgisayarın. Şu anda geldiğimiz noktada bununla herhalde hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey açılmaz diye tahmin ediyorum. Cep şeyden daha kuvvetli, hesap makinenden bile daha düşük bir performans gücü var. Teknoloji gelişiyor. Cep telefonları kuvvetleniyor. Konsollar gelişiyor. Bugün PlayStation'dan 5'ten bahsediyoruz. Biraz önce rakamları gördünüz. 30 milyon adet satış rakamına ulaşmış ki o büyük olsa 100 milyonlara ulaşacak zaman geçti. Çünkü daha yeni çıktı bu konsol. 10 yıllık perspektife bakarsanız o da işte 100 milyon adet satacak. PlayStation 6 gelecek. PlayStation 7 olacak, 8 olacak, 9 olacak, 10 olacak. Bunların hepsini göreceğiz. iPhone 20, 25, 30'ları göreceğiz gelecekte. Tabii bunlar ne yapıyor? Oyunların kalitesini artıyor. İlk çıkan oyunlar CD'lerde geliyordu. Kaç megabayttı? 1,5 megabayt mıydı CD'ler? Flüp, sen bilmezsin tabii 1,5 megabayt. Evet, çok yanlış. Yanlış kişiye sordum. Sonra VCD'ler geldi 500 megabayt. DVD'ler geldi 5 gigabayt civarı. Şimdi GTA 6 kaç gigabayt istiyor onu bir söyle istiyorsan. 6 henüz bilmiyoruz ama 500 gigabayttan fazla 120 gigabayt civarı bir yer istiyor. Yer istiyor. 100 gigabayt bir rakam. Yani 100 gigabayt şu anda aslında şey oldu bizim için. Yani gündelik bir konuşma oldu. Ya bunlar, ya bizim çocuklarımız üniversiteye gittiğinde onlar 100 baba 100 gigabayt ne yaptınız ya falan diyecekler büyük olasılıkla. Yazık sizin teknolojinize diye düşünecekler diye düşünüyorum. Neyse eğer teknolojilerin gelişmesi Unity gibi şirketler oyunların daha hızlı, daha ucuz, maliyetli yaratılmasını. Yani ürünü hemen yarat, bak iyi değilse at. Ürünü yarat, iyiyse devam et, daha gelişti, bir üst seviyeye çıkar şeklinde size
oyun şirketlerinin yani deneme yanılma proseslerini, süreçlerini hızlandıracak. Web3 teknolojileri, Görkem biraz bahsetti ama ben altını şöyle bir daha çizmek istiyorum. Şimdi oyunu aldınız, oyunun içinde karakteriniz var ve cep telefonunuz gitti ya da bilgisayarınız yandı, çalındı. O karakteriniz uçuyordu eskiden. Şimdi baktığımızda ne oluyor? Web3 teknolojileriyle aslında blockchain yani coinlerin temeli olan blockchain teknolojisi bize şunu sağlıyor. Oyunun içinde sahip olduğunuz bir varlık artık sizin oluyor. Bu çok önemli bir kavram. Neden? Şöyle bir anekdot vermek istiyorum. Aslında kapitalizmin temeli budur. Kapitalizmin temeli fikir ve sinai hakların korunabiliyor olmasıdır. Patenttir. Patentiniz varsa kapitalist sistemin içinde ve bu haklar korunuyorsa milyarlarca dolarlık bir şirket yaratabiliyorsunuz. Örnek verelim bir tane isterseniz. Edison. Edison dünyada en çok patent üreten kişilerden bir tanesi. Ve o patentlerin hepsi korunmuş vaziyette ve ampulü şu anda baktığınız her ampulün arkasında aklınıza gelen ilk isim Edison ve bu insan 150 yıl önce yaşamış, 150 yıl önce doğmuş bir insandan bahsediyorsunuz. Onun için bu Web3 teknoloji bize inanılmaz bir sahiplik özelliği kazandıracak oyun içinde ve diğer bütün dijital hayatımızda. Bu teknolojinin gelişmesi çok pozitif. Ondan sonra fintech tarafının gelişmesi, ödeme sistemleri gelişecek. Daha rahat ödemeler yapacağız, daha rahat transferler yapacağız. Bu da oyun ekosistemine hep pozitif katkı sağlayacak faktörler olarak ben düşünüyorum. Diyeyim. Türk piyasasına geçelim mi? Evet, kısaca bahsettik aslında. Önceki dönemde işte Peak'in nasıl unicorn olduğunu ve Zynga tarafından satın alışını. Bunun haricinde aslında ilk oyun exit'i Joygame tarafında gerçekleşiyor. Koreli Netmarble'a bir satış gerçekleşiyor 2015 yılında. Devamında işte Masomo İzmir merkezi Masomo oyun şirketi Kafa Topu isimli casual oyunuyla 200 milyon dolar civarı bir exit gerçekleştiriyor. Satış gerçekleştiriyor. Devamında Peak Games ilk unicorn oluyor Türkiye'de ve Peak grubundan ayrılan, ekibinden ayrılan Dream Games de 4,5 milyar dolar civarı bir değerlemeye ulaşıyor günümüzde. Şu sıralar en büyük oyun şirketi Tencent'in Peak Games'i almak istediğine dair söylentiler çıktı. O yüzden buraya koymadık. Buraya koymadık ama öyle bir şey de satın alma durumu da önümüzdeki günlerde belki söz konusu olabilir. Bunlar sadece söylentiler. Dream Games bu arada bunu yalanladı. Ama böyle bir durum da var. Bunun haricinde az önce bahsetmiş olduğum gibi Rolik Hyper Casual tarafında yine Zynga'ya çıkış gerçekleştirdi 180 milyon dolara. Gram Games yine öncülerden biri 250 milyon dolara bir çıkış gerçekleştirdi. Aslında bu çıkışlarla birlikte özellikle mobil oyun tarafında Türkiye'nin nasıl büyük bir oyun geliştirme hub'ı olduğu, bölgesi olduğu hem Orta Doğu'nun hem Avrupa'nın en önde gelen yatırımcılarından biri, yatırım merkezlerinden biri olabileceği görülmüş oldu. Aslında potansiyel de hala devam ediyor. Sadece şu an tekrardan bir serpilme dönemine, ölçeklenme dönemine girilmiş durumda. Buraya ben bir istersen sizin sorduğunuz bir soru vardı. Bu şimdi Türkiye'deki Gaming Deals in Turkey diye bir tane bunu koymuştuk zaten buraya sunuma. Şimdi bakarsanız 17, 18, 19, 2000 ve 2021'de devam ediyor. Zaten bundan bir kısmı da sizin Boğaziçi Ventures altında yapmış olduğunuz yatırımlardan da geliyor değil mi? Yaklaşık tabii, bir, evet. Kaç oyun şirketine yatırım yapmışsınız biz? Şu an 13. 13. 13 oyun şirketine biz equity injection'ı yaptık 2021'de. 265 milyon dolar. Bu Peak Games ve Rolik çıkışları dahil yani onlara satın sermayesinin satın alması rakamları dahil buna. 2022'de de 362 milyon dolara ulaştık. Bu da bizi nereye getirdi? Dünya klasmanında gaming deals olarak, oyun satın almaları olarak baktığımızda Amerika bir numarada ki zaten tahmin edeceğiniz üzere. Singapur 2, Uzak Doğu çok kuvvetli bir nokta. İngiltere sonrasında Türkiye'ye geliyor. 362 milyon dolarlık şu anda 2022 yılında Türkiye'deki yapılan toplam deal size ve şu anda ya her gün siz kaç şirketle görüştünüz şimdiye kadar oyun şirketiyle? Bir rakam verelim istiyorsan. Yani 1,5 yılda 450 şirkette görüştüm. Kaç şirket başvurmuştu peki? Oyun tarafında. 900'den fazla. 900'den fazla şirket. 400 ise görüştünüz. Kaçına yatırım yaptık dedim? Zaten Türkiye'de resmi 750 şirket var. Hı hı. Kayıt dışı da 1000'den fazla olduğu tahmin ediliyor. Biz 13 şirkete yatırım yaptık ama 450-500 tanesiyle ben ve benim haricimde görüşmeler gerçekleşti. Yani bu taraf çok canlı şu anda Türkiye'de ama şu anda Türkiye'de halka açık bir oyun şirketi bulunmamakta.
önümüzdeki yıllarda inşallah Boğaziçi Ventures'ın ön ayak olduğu bir süreç sonucunda bir oyun şirketiyle karşılaşacağız diye düşünüyorum. 2025'ler, 2026'larda diye düşünüyorum şu andaki süreç göz önünde bulundurursa. Biraz da isterseniz teknoloji tarafından bahsedelim. Teknoloji sadece oyun şirketleri almıyoruz yani fark ettiyseniz. Biraz teknoloji tarafında da yatırımlarımız var. Özellikle biz AI temasını biraz erken aslında fark ettik bizim tarafta. Bunun da temel sebebi aslında OpenAI tarafını kullanıyor olmamız şirket içinde aktif biçimde. Aynı zamanda kardeş şirketimiz, yani yatırım sahiplerimizin daha doğrusu ana hissedarlarımızın şirketi Joy Game'in AI tarafında ciddi yatırımların olması bize o tarafta piyasanın biraz daha önünde bilgi setine sahip olmanın avantajını sağladı. Biz oyun fonunda özellikle teknoloji pozisyonumuzu açarken bu şirketlerdeki pozisyonlarımızı yüksek tuttuk. İşte Microsoft, OpenAI tarafında ciddi potansiyel sağladı ama esas getir Nvidia tarafından geldi. Buradaki işlemciler AI tarafından şu anda çok ciddi rağbet görüyor. Neden peki böyle bir rağbet var? Şöyle söyleyeyim. AI gücünü siz yani OpenAI kullandığınızda bir soru sorduğunuzda o soru nereye gidiyor sizce? Tamam yani şeye gidiyor aslında. CPU değil de database'e gidiyor. Yani bir cloud'a gidiyor değil mi? Şimdi bu da cloud teknolojisi ön plana çıktı bu bir. İki, sizin cloud'daki Microsoft'un en büyük gücü aslında bütün cloud serverlarında kendi ürünlerini satıyor ve ürünlerin yaklaşık olarak %40-50'si gelirlerinin cloud tarafından geliyor aslında Microsoft'un server tarafından geliyor. Nvidia'nın da aslında cloud tarafında işlemciliği olmasına rağmen oradaki pazar payında Intel'in gerisinde şu anda. Burada da aslında böyle bir değişim var. Intel, Nvidia, AMD. Bu üçlü aslında çok ciddi biçimde rekabet ediyor. Ve önümüzdeki dönemde burada CPU tarafında özellikle teknolojiyi geliştiren, öncü olan kazanacak. Aslında hepsinin ortak paydasına baktığımızda ARM diye bir şirket var yurt dışında. Yeni halka arz oldu. Belki duymuşsunuzdur. SoftBank'ın bir yatırımıydı. 2011 yılında da halka çıktı. Daha sonra SoftBank bunu piyasadan satın almak suretiyle kendi içselleştirdi ama sonra yatırım paraya ihtiyacı olduğu için satmak zorunda kaldı bir kısmını. Mesela ARM denilen şirket şunu yapıyor. Dünyadaki bütün cep telefonu, iPad'ler, bunların içindeki bütün CPU'ların teknolojisini CPU üreten şirketlere satıyor. Bir daha söyleyeyim. Teknolojisini yaratıyor ve bu CPU'yu üreten şirketlere satıyor. 250 milyar adetlik CPU'nun içinde şu anda bu şirketin şeyi var. Ürünü kullanılıyor. Aslında hani teknolojiye detaylı gittiğinizde ne kadar geniş tabanlı olduğunu fark edebiliyorsunuz ki bu da milyar dolarlık bir şirket. 55 milyar dolarlık bir değerden halka arz oldu. Datadog, onu da bir örnek olarak şey verdim. Bu da cloud computing tarafında özellikle security tarafında çok iyi iş yapan bir şirket. Bunlar ciddi karlar açıkladı ve pozitif bize yansıdı. Peki 2028, 5 yıllık öngörüde neye yatırım yapıyoruz diye soracaksınız. Biz generative AI tarafındayız. Orada bir şey söylemek ister misin generative AI'de? Ben aslında iki grafiği neden bu sunumda verdik, ne noktada kesişiyor, birleşiyorlar, ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle, oyun geliştirme süreçlerinden bahsettik, teknoloji nasıl takip ettiğinden bahsettik. Çok ciddi yetkinlik gerektiren ve uzun dönemlere yayılan bir süreç oyun geliştirme. Burada özellikle işte yazılım tarafı ve modelleme tarafı, görsellerin oluşturulması ciddi bir hem iş gücü gerektiriyor hem de zaman gerektiriyor. Generative AI'la çok basit bir örnek vermek gerekirse, 3 boyutlu bir karakteri bir kişi oturup 3 ayda geliştirebiliyorken tüm animasyonlarıyla birlikte generative AI ile birkaç dakika içerisinde bir model almak, sonra onu hareketlendirmek mümkün. Hem bu daha az iş gücü anlamına geliyor hem de zaman efektif olarak ilerlemenizi sağlıyor. Bir sonraki oyun sektörü büyüyüşünü aslında generative AI ile bağlanmasının sebebi bu. Hem yazılım tarafında hem sanat yönetimi, üretimi tarafında çok ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanacak. Öte yandan oyun sektörü cloud tarafında da çok ciddi ihtiyaçlara sahip. Bu bahsetmiş olduğum abonelik sistemleri aslında Netflix benzeri bir abonelik sistemine dönüşüyor. Artık oyun şirketleri kendi kütüphanelerini oluşturup aylık aboneliklerle siz teker teker oyun satın almayın,
bana aylık 10 dolar, 15 dolar ödeyin ve sahip olduğum tüm oyunları siz de oynayın diyor. Bu da aslında yeni bir gelir modeli yaratıyor ama ekstra daha güçlü CPU'lara, GPU'lara, yani Nvidia'ya, Intel'e ihtiyaç duyulmasına, hem de yeni cloud teknolojilerini büyümesine ihtiyaç duyuyor. Aslında bu iki sektör veya alan diyeyim birbirini destekleyecek alanlar olacak önümüzdeki 5 yıl orada içerisinde. Microsoft'un zaten Activision Blizzard almasının temel sebeplerinden bir tanesi buydu. Evet, yani Microsoft zaten oyun geliştirme tarafında hali hazırda belli markalara sahip, stüdyolara sahip bir şirketti. Ama istediği adımı bir türlü atamıyordu. Burada ben teknolojiye sahibim, OpenAI'nin destekçisiyim, cloud'um var, developerlar beni seviyor. Ama neden yeterli bir kütüphanem yok deyip 70 milyar dolara Activision Blizzard'ı satın aldı bu yıl. Kıyametler koptu takip edeniniz varsa. Rekabet kurulları bir sene sürdü. Bayraklar kaldırdı. Evet, ama çeşitli hamleler yaparak istediğini almayı başardı Microsoft ve şu an en büyük ikinci oyun şirketi konumuna geldi. Çinli Tencent'ın ardından. Zaten Tencent de aslında benzer bir rotayı izliyor. Onların da yine cloud hizmetleri var. Çok büyük oyun şirketi satın alımları var. Ve bir sonraki yapay zeka rallisi için hazırlanıyor da. Aynen öyle. Burada diğer dikeylere bakacak olursak, burada sağlık teknolojileri çok ilginç. Orada özellikle görüntü işleme teknolojileri çok ön plana çıkmaya başladı. Yani radyologların yapmış oldukları işi aslında AI'lar çok hızlı bir şekilde ellerinden alacak gibi gözüküyor şu anda. Hatta bununla ilgili bir şirkete yatırımlarımız da var teknoloji fonumuzda özellikle. Bu tarafın çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum ben, sağlık tarafının. DNA dizilim de çok ilginç. Çok fazla son dönemde şöyle raporlar okuyorum. İşte kişiye özel sağlık hizmetleri. Tabii şu anda çok pahalı ama bu büyük olasılıkla önümüzdeki yıllarda ucuzlayacak. Yani size özel ilaçlar yaratılmaya başlayacak. Bu da sizin hem hayat kalitenizi arttıracak hem de yaşam sürenizi uzatacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıllık 5 artı 10 yıllık perspektif gibi bakıyorum ona. Uzay teknolojileri de ilginç bir alan. Uzay teknolojilerinde ya doğrudan AI ile şöyle bir alakası var diye düşünüyorum. Şimdi biz hepimiz aslında baktığımızda yerel internet sağlayıcıların altyapı hizmetini kullanıyoruz. Burada aslında bir ilk adımı Elon Musk bu Starlink sistemiyle attı. Bu tüm dünyanın etrafında dönen ve sizin yüksek hızlarda internete bağlanmanı sağlayacak altyapılar büyük olsun önümüzdeki dönemde hizmetimize sunulacak. Çünkü AI tarafı çok büyük veriye çok hızlı bir şekilde işlemek istiyor ki sonuçta hızlı bir şekilde üresin. Bu da işte daha yüksek CPU gücü demek. Bu daha yüksek seviyede internet bağlantısı demek. Daha büyük veri ağları demek. Diğer madde şeylerde, dikeylerde otonom sürüş. Şimdi elektrikli araçlar hepimizin hayatına girmeye başladı zaten. Otonom araç ihtiyacımız artacak. En basitinden söyleyeyim, büyük olasılıkla taksi tarafında biz bunları çok hızlı bir şekilde göreceğiz ki Tesla'nın da zaten disrupt etmeye çalıştığı alanlardan bir tanesi. Yani büyük kamyonlar, ondan sonra taksiler, bunlar hep AI ile otonom sürüş teknolojileriyle donatılacak ve önümüzdeki dönemki bu taraftaki talebi muhakkak ki artacak diye biz düşünüyoruz. Şimdi biraz da oyun ve teknoloji sektör şirketlerine nasıl yatırım yapabilirim diye bir bölüm hazırladık son tarafta. Aslında bunu siz nasıl yatırım yapabilirsiniz şeklinde değiştirmek lazım. Şöyle yap bakalım. Ben bizim taraftan işte nasıl yatırım yapabileceğinize dair 3 tane ana başlık topladım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, şimdi hepiniz gidip Türk borsasında işlem yapıyorsunuz. Siz senetlerine zaten aşinasınız. Yurt dışı piyasalarda da işlem yapıp hisse senetlerini alabilirsiniz. Bunun size artıları eksileri var. Birinci eksi tarafı şu az. Artı tarafı şu. Oradaki elde edeceğiniz bütün kar size ait, zarar da size ait. Artısı eksisi bu. En birinci derecede. İki, yurt dışı piyasada işlem yapmak Türk borsası gibi ucuz değil. Her ne kadar Türkiye'de işte bedavaya yurt dışında işlem yaptırtıyorum diyorsa biri, bu şu demektir. Bir şey bedavaysa ürünsüzsinizdir. Yani yurt dışı piyasalar, borsaların mantığı Türkiye'deki borsalardan şöyle farklı. Türkiye'de bir tane borsa var. Amerika'da onlarca borsa var. Flash borsa okumuşsunuzdur içinizden bazıları. Oradaki arbitraj tanımının zaten mantığı bu Amerika'da. Bu borsadaki fiyat 100 dolar, şu borsadaki fiyat 99.99 dolar. Ben gidip buradan satarım, buradan alırım. Hız arbitraj, pure arbitraj yaparak burada para kazanan çok ciddi gruplar vardı. Maliyeti daha yüksek olabilir.
İki, siz o şirketin riskini alıyorsunuz. Biraz önce birinci maddede söylediğim şey aslında. Yükselirse kârdasınız ama söylediğim volatilite çift yönlüdür. Yükselirken de volatilite vardır, düşerken de vardır. Daha ciddi araştırma yapmanız lazım. Bir şirkete ya da beş şirkete yatırım yapıyorsanız bu şirket ne iş yapar, hangi trend, iş döngüsünün neresinde, neler bu şirketi etkileyecek, pozitif, neler negatif etkileyecek şeklinde bu araştırmaları iyi yapıyor olmanız lazım ki yurt dışı piyasalardan da bu tip veri almanın en kolay yöntemi ücretli işte internette veri sağlayan ve aynı zamanda işte rapor, şirket araştırmaları veren yerle üye olmaktan geçiyor. Bu da maliyet demek, bunu unutmayalım. İkinci kısım, oyun ve teknoloji temasına yatırım yapan fonlar kanalıyla bu yatırımı da yapabilirsiniz. Şöyle ki, fon mantığı nedir? Fonun içinde işte diyelim o fonun büyüklüğüne göre belli sayıda hisse senedi olur. Bu hisselerin aslında kendilerine has riskleri birbirleriyle örtüşüp yok edeceği için birbirlerinin risklerini daha düşük riskle bir portföy elde edersiniz. Portföy yöneticileri bu fon şeyle şirketleri seçer. O şirketlere daha yakın ilgi gösterir, daha detaylı inceler, geleceklerine ilgili işte gelecekte neler olacağına dair diğer analistlerin yazmış oldukları raporları didik didik eder, daha yüksek seviyede bilgiye sahip olur diyelim isterseniz bu şirketlerle ilgili. Bu da sizin avantajınıza. İşlem burada yönetim ücreti ödersiniz. Onun dışında söylediğim gibi riski direkt tek hisse senedi almaktansa daha mantıklı olur. Belli dönemlerde trendler değişir. Portföy yöneticileri bu trendleri önceden tahmin edip ki portföy yöneticinin amacı zaten trendleri doğru tahmin etmektir. Şirket her zaman için portföy optimiz şeyini, yapısını küçük majör olmasa da minör olarak da değiştirebilir. Neden majör demedim? Çünkü bu sonuçta tematik bir fon. Yani tematik fonlar o temaya yatırım yaparlar. Siz gidip bir oyun fonu alırsanız o fon ağırlıklı olarak oyuna yatırım yapar. Siz teknoloji fonu alırsanız teknolojiye, altın alırsanız da altına yatırım yapar. Ama siz gidip altının riskini de alırsınız. Altın gider 2000 dolardayken altın alırsınız. Altın 1800 dolara da düşebilir. 2200-2400 dolara da çıkabilir. Bu tamamen konjonktürle ilgili. Sizin gelecekteki olası fiyat hedeflerini iyi belirlemenizle alakalı bir şey aslında bu. Halka açık olmayan, üçüncü madde ise halka açık olmayan oyun ve teknoloji şirketlerine nasıl yatırım yapacaksınız? Şimdi neden bu maddeyi yazdım? Şundan dolayı Türkiye'deki şirketlerin şu anda oyun şirketlerin %100'ü yani hiçbir halka açık değil, %100 halka kapalı. Yani yatırım yapmanızın tek koşulu girişim sermayesi, bu şirketlere yatırım yapmış girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmak kanalıyla olur. İkinci maddede belirtmiş olduğum oyun ve teknoloji fonlarına yatırım yaparsanız bunlar orta vadeli yatırımlardır. 2 sene, 3 sene, belki 5 sene daha orta vadeli yatırımlardır. Hisse senedi aldığınızda daha süreler biliyorsunuz, Türkiye'de çok kısa. Yurt dışında tam rakamları bilmiyorum ama ki genelde orada emeklilik fonları büyük olasılıkla ortalamayı bozuyordur. Eliniz her zaman satmaya gider para kazanıyorsunuz, onu söyleyeyim. Genelde insanlar şöyle davranır. Gülleri sularken, gülleri keserken dikenleri sular. Onun için insanlar kârı hemen cebe atmak ister, zararı da tutmak ister. Bu tipik insan davranışı bu arada. Bunu şey yapmayın, sakın burada takılmayın. Gayet normal bir şey bu. Halka açık olmayan şirketlerde de biraz önce söyledim. Girişim sermayesi fonlarına yatırım yaparsanız bu fonların da genelde süresi 8 ya yani 0'da T0 anda girdiyseniz genelde 10 sene kuruluyor bu fonlar. Arada işte 2-3 sene yatırım periyodu olur genelde bu şirketlerin. 3. 4. 2. 3. sene girdiyseniz ki sonradan fon kapanır yabancı yeni yatırımcıya. Ortalama olarak şöyle düşünün. 8 sene bu fonlarda kalmanız lazım. Bunu işte Görkem arkadaşımız gibi konusunda uzman kişiler yönetir. Amaçları burada şeydir. Daha yüksek getiri elde etmektir. Çünkü halka açık olan şirketlerde şöyle bir olay var. Bu şirketler belli büyüklüğe geldikleri için halka açılmışlardır. Belli riskleri arkalarında bırakmışlardır. Halka açık olmayan şirketler ise daha iş hayatının başındadırlar. Önlerinde çok ciddi riskler vardır ve bu risklerle yüzleşmek zorundadırlar. Bunu yaparken de en büyük silahları aslında sahip oldukları bilgi seviyesi ve nakit paralarıdır. Yani sermayesidir. Eğer bu şirketler nakit sermayelerini eritirlerse o zaman bu şirketlerin performansı kötü olur ve hatta birçoğu batar ki zaten girişim sermayesini yöneten yöneticiler de şunu çok iyi bilir. Yatırım yaptıkları şirketlerin %100'ü hiçbir zaman hayatta kalmaz. Single asset değilse onda batma ihtimali biraz daha düşüktür büyük olasılıkla. Neden kalmaz? Çünkü doğasında bu vardır girişim sermayesinin. Siz eğer gidip bir şirketi işte 10 diyelim 1 milyon dolar değerlemeyle aldıysanız ve onu 100 milyon dolara satıyorsanız burada risk vardır. O 100 milyon dolara giderken başka 1 milyon aldığın şirket belki 20-30 milyon değerlemeden sıfırlanacak. Ve baktığınızda bu şirketler uzun vadede yani
Amerika tarafında, Avrupa tarafındaki literatüre baktığınızda uzun vadelerde girişim sermaye şirketli fonları çok iyi performanslar sergiler. Bu akademik çalışmalarla da zaten gösterilmiştir diyebiliriz. Türkiye'de oyuna yatırım yapan işte bizim gibi fonlar var. Birçok girişim sermayesi fonu da oyun şirketlerine yatırım yapıyor. Onun için onların işte prospektüslerini veya internet sayfalarını incelerseniz size uygun olup olmayacağına karar verebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Normal fon alıyorsanız da mutlaka fonun aylık dağılımlarını açıklayan raporları vardır. Mutlaka bakın burada. Yani hem yeni şirketle tanışabilirsiniz. Ya ben bu şirketi bilmiyordum, bu fon yöneticisi bunu almış, ne var bunda diyebilirsiniz. Veya sizin o şirkette pozisyonunuz vardı, fon yöneticisi o şirketi satmıştır. Allah Allah dersiniz, bu adam buna yatırım yapmıştı, neden sattı? Bir şey mi acaba benim görmediğim deyip kendi yatırımlarınızı tekrar gözden geçirebilme fırsatına her zaman sahip olursunuz diyelim. Teşekkür edelim. Çok sağ olun. Çok mersi. Hayırdır, bitirdik. Tamam peki. 1 saat 15 dakikamız, 1 saat oldu yaklaşık olarak. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler öncelikle. Şimdi sorular alalım ama bu sorular önceki 15 dakikalık zaman zarfındaki gibi her yerden olmayacak. Teknoloji ve oyundan gelsin bir zahmet. Buyurun. Şimdi oyun şirketleri değil de biz fintechler tarafında bir yatırımımız var zaten değil mi Görkem? Şey tarafında, eğitim tarafında, modelli. Eğitim teknolojilerine yatırım anlamında mı soruyoruz? Ben soruyu tam anlayamadım. Size katılıyorum bu konuda. Boğaziçi Ventures olarak şöyle bir çalışmamız var. Hem eğitim teknolojileri dikeyinde GSF tarafında bir grup var. Şöyle elimde tutsam olur mu? Çıkartacaksın. Çıkar. Evet. Tamam. Gücünü kullanacaksın. Şöyle Boğaziçi Ventures tarafında GSF özelinde eğitim teknolojileri de yatırım yapıyoruz. Bizim 5 ana dikeyimiz var. En büyük pay aslında oyun tarafına sahip %40 olarak. Ama geriye kalan 4 dikeyde de ki bunlar eğitim teknolojileri, finans teknolojileri, perakende teknolojileri ve sağlık teknolojileri. Yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle girişimlere, erken aşama şirketlere. Bahsettiğiniz gibi oyunla teknoloji veya eğitim bir arada götürülmeye çalışılıyor ama zaten dünyada tam olarak doğru bir eğitim metodu belirlenemediği için daha deneysel ilerliyor. Türkiye'de de birçok aslında iyi girişim var. Biz de aslında İş Bankası ile birlikte böyle bir hızlandırma programı kurduk. Ve aslında İş Bankası'nın önderliğinde biz de destekliyoruz programı. Mentörlük veriyoruz. Girişimlerin nasıl daha iyi ilerleyebileceği hem gelir anlamında hem doğru kitlelere hitap etme, product market fit anlamında
desteklemeye çalışıyoruz. Hatta mümkünse de bizim stratejimize uygun olan bir şirkete yatırım yapma amacımız var. Yani burada önemli olan konu aslında hangi kitleye hitap edildiği. Anaokulu, yani okul öncesi dönem, ilkokul, ortaokul dönemi, lise, üniversite, bunların her birinin bambaşka ihtiyaçları var. Sınava hazırlanan öğrenciler özellikle oyundan uzak durmaya çalışıyorlar. Bu aslında bir refleks. Çünkü ben de aynı dönemlerden geçtim ve refleks olarak aslında işin çok daha ciddi olduğunu düşünmek istiyorlar. Test kitaplarına veya online eğitimlere yöneliyorlar. Biraz aile algısıyla da alakalı ama ilkokul döneminde özellikle oyunlaştırılmış eğitimler çok daha popüler. Ve o tarafta daha büyüme potansiyeli gösteren şirketler var. Biz de takip ediyoruz. Böyle diyebilirim. Bilmiyorum cevaplayabildim mi sorunuzu ama yeterince. Sizin alım sorunuzu. Hangi şirketlerin? Halka açık olmayan şirketlerden bahsediyorsunuz. Şirketin yüzde kaçına mı yatırım yaptığını soruyorsunuz? Görkem ne kadar biz yatırım yapıyoruz onu? Yani stratejimiz aslında değerlemeye göre değişebiliyor. Ama genellikle %10 civarı bir hisse almaya çalışıyoruz. Daha... Ama shareholders agreement'tan bahset bence. Ya biz sözleşmede şöyle bir gerçek var girişim tarafında. Siz kurucuların hayallerini değiştirmeye kalkarsanız şirket yönetimi direkt size geçmiş oluyor. Ve bu aslında o kadar istenmeyen bir şey. Şu yüzden istenmiyor. Bizim portföyümüzde 35 tane şirket var. Ve biz zaten... Şirketi doğru yönetebilecek insanlara yatırım yapıyoruz. Özellikle kurucuları değerlendiriyoruz, ekibi değerlendiriyoruz. Proje doğru bir proje mi? Gerçekten yıkıcı bir yenilik içeriyor mu? Buna göre değerlendirip yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bizim katma değerimizse daha önce sıfır noktasından çıkışa kadar tüm senaryoyu yaşamış partnerlara, ortaklara sahip olmamız. Onları aslında... yanlış yöne sapma ihtimalleri olduğunda danışman gibi yönlendirme yapıyoruz. Ama tabii ki finansallarını aylık raporlarla mutlaka kontrol ediyoruz. Aylık veya iki haftalık rapor toplantılar yapıp birebir görüşüyoruz. Benim analist olarak da aslında görevimin büyük bir kısmı şirketlerle yakın ilişkide olup onları kendi içimize de değerlendirmek. Çıkış. Ama shareholders agreement'ın içinde biz başka maddeler yazıyoruz zaten. Evet. SSC'nin içine yani biz aslında şöyle düşünün. Siz şimdi halka açık bir şirketi satın aldığınız zaman diyelim ki bir şirket ismini vermeyelim. %90'ı halka açık, %10 da patron elinde. C tip hisseler var. Ama A tip hisselerle tüm şirketi yönetiyor. Değil mi? Bu zaten normal. Borsada karşılaşabileceğiniz bir durum. Aynen. Bizim tarafta ise şöyle davranıyoruz biz. Öncelikle Görkem de biraz önce belirttiği gibi oyun şirket sektöründe faaliyet göstermek isteyen ya da göstermek için yola çıkmış olan yatırımcılar bize şöyle geliyor. Bizim şirketimize yatırımcı olur musunuz lütfen? Özellikle bize geliyorlar. Sebebi de şu. Bizim üst yönetim oyun ekosisteminden gelip daha önce başarılı exitler yaptığı için zaten oyun şirketlerinin sahipleri doğru ortaklardan birinin bizim gibi bir şirket olduğunu biliyorlar. Bu bir. İki, bu şekilde geldikleri için biz ortaklar sözleşmesindeki koyduğumuz belli maddelerle her ne kadar yüzdesel olarak düşük paya sahip olsak da yönetimsel olarak daha kuvvetli olabilecek. Patronun bizim isteğimiz dışında tırnak içine söylüyorum saçma sapan şeyler yapmasını engelleyecek maddeler de koyup bu şekilde yola devam ediyoruz. Tabii şu riskimiz var. O şirketten nasıl çıkacağız? Bu zaten exit'in yani bizim zaten bir tarafımızda bunu yönetiyor. Onun için zaten bu ürünler çok kompleks ürünler. Sadece yatırım yapmak değil, sadece şirketleri yönetmek değil. Önemli olan exit yapmaktır. Çünkü yatırım yapmak en kolayı. Parayı çok kolay satarsınız başkasına. O çünkü para ihtiyacı vardır, alır sizden. Hangi yatırımcı? Siz çıkamazsınız çünkü zaten girişim sermayesi fonlarının şeyi şudur. İzahnamesinde de yazar. 10 sene süreli bir fondur. 10 sene boyunca o fonda kalmak zorundasınız. Onu söyledim zaten. 10 sene boyunca o fonda zaten kalıyorsunuz. 8 sene çıkamıyorsunuz. Ortama 8 sene kalıyorsunuz dedim ya biraz önce. Onu atıfta bulundum.
8 sene lafını kullanmıştım ben biraz önce. Belki dikkat etmemişsinizdir. Ya da ben belki yeterince baskılamamışım da olabilir. Ama şu var. Onun için girişim sermayesi fonuna zaten yatırımcılar şöyle yapmalı. Tüm yatırımlarınızı böyle yapmalısınız. Tek bir fona, tek bir hisseye %100 yatırım yapılmaz. O şirketin sahibi değilsiniz. Eğer siz bir yatırımcıysanız elmaları aynı sepete, yumurtayı aynı sepete koymazsınız. Girişim sermayesi fonları için de geçerli. Sizin 10 liralık bir yatırım yapma perspektifiniz varsa girişim sermayesi fonlarına, 3 girişim sermayesi, 4 girişim, 5 girişim sermayesi fonuna dağıtırsınız. Sizin işte 10 liralık daha orta vadeli paranız varsa onu da gidip işte 3-5 fona beğendiğiniz, yöneticinin iyi beğendiğiniz fonlara yatırım yaparsınız. O yüzden burada farklı yatırım stratejilerinde farklı girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmak yatırımcılar için de aslında avantajlı. Doğru söylüyorsunuz, exit tarafı her zaman bir soru işareti. Ama burada sizin şu beklentiniz var. Ben bu işe 1 dolar yatırıyorum. Hedefim 5 dolar yapıp çıkmaksa o riskte zaten şeydir. Yatırımcının öngördüğü alması gereken bir risk. Onun için nitelikli yatırımcılar yatırım yapabiliyor sadece girişim sermayesi fonlarına. Bu girişim sermayesi fonu için mi soruyorsunuz? Girişim sermayesi fonuna zaten izahnamelerini biz yatırımcılarımızla paylaştığımız için orada zaten her şey yazıyor şey olarak. İşte nitelikli yatırımcılar olabilir. Halka açık olmayan şirkette işte paylarına, şunlara yatırım yapıyor. Hepsi yazdığı için biz hani SPK da bunu istiyor. Sen bu fonu satacaksan nitelikli yani bilgi seti yüksek yatırımcıya sat ki bu yatırımcı da bu fonu almakla maruz kalacağı riskleri bilsin. Hesaplasın ona göre yatırım. Neyi? Şöyle hesaplanıyor. Yılda bir defa hesaplanıyor. Bağımsız denetim kurumları da hesaplatabiliyorsunuz. Fonun büyüklüğü işte belli özelliklerde olursa fonun büyüklüğü de kendiniz de fiyatını hesaplayabiliyorsunuz. Ama zaten bir şirkete yatırım yapıyorsanız eğer direktman o şirkete zaten bağımsız denetim kurumuyla anlaşıp hem finansallarına bakıyorsunuz değil mi Görkem? Sen daha bile sen devam et istiyorsan buradan. Evet, yani burada genellikle SPK onaylı bağımsız denetim firmalarıyla çalışılıyor. Değerlemeyi onlar yapıyor. Biz sadece bilgileri sunuyoruz. Gerekli olan bilgileri sunuyoruz. Orada da değerleme raporu hazırlıyor. Genelde yıllık yapılıyor. Tabii bazen işte yeni yatırım turu vesaire olduğunda yeniden bir değerlendirme durumu oluyor. Yıl içerisinde en az bir kere yapılıyor. Bu yani, sadece oyun için değil, tüm şirketler için geçerli. Ucuzdan alma motivasyonunuzun arkasında şu yatıyor. Çünkü bu fonda aynı zamanda performans primi var bu tip fonlarda. İşte belli bir eşik değer vardır, bir hedef var. Der ki fon, sen 1 dolar yatırdın, çok kaba tabirle söylüyorum, 5 dolar olacak. Eğer ben bunu gidip 8 dolar yaptıysam, aradaki farkın genelde bu fonlarda %20'si fon yönetim şirketi tarafından alınır. Buna da performans ücreti denir. Bu da izahnamede detayları yazan bir şeydi zaten. Evet, yani. Uzun vadeli yatırımlarda GSF çok şey oluyor, mantıklı çarpanlara ulaşabiliyor. Yani cezbedici çarpanlara. Herkes basını veremiyor değil mi GSF'ye? Mesela diyelim ki ben bir renk yatırımcı değilsem, örnek veriyorum. Size para verip de benim paramı ödün diyemiyorum değil mi? Diyebiliyor muyum ben? Ben girişim tarafından bakarım hocam. Fonu almak açısından. Fonu? Fona nitelikli yatırımcıysanız fona yatırım yapabiliyorsunuz. Melek yatırımcıysanız da gidip şirketlere bizimle beraber yatırım yapabilirsiniz veya kendiniz yatırım yapabilirsiniz. Yani gidip o zaman tekil şirketi satın alırsınız. Evet, ben onu demek istemiyorum. Şimdi diyelim ki herhangi bir kişi Konya'da sucuk üreten bir adam. Bir defa var ama girişim ekosistemine dahil olmak istiyorum. Ama çok da bilmiyorum. Gelip size para verip benim paramı işte değerlendirin gibi bir şey diye. Güzel. Bir fonumuzu satın alabilirsiniz. Diğer nitelikli yatırımcılar gibi. İki, kendi adınıza fon da kurdurtup şunu diyebilirsiniz. Benim adıma fon kurun. Kayseri Sucuk Girişim Sermayesi Fonu. Olabilir yani bu şey değil. Bunu siz yönetim kurulunda siz de olun, ben de olayım. Kararları ortak verelim ya da siz verin. Ben orada hani daha küçük ya da ben vereyim kararları son şeyi. Benim fonum olsun. Kar zararı bana yazsın diyebilirsiniz. Bunlar hepsi bu stakçılar. Şu anda SPK tarafından kabul edilen stakçılar. Yapabilirsiniz yani.
Ama genelde ben şeyi öneriyorum hep böyle. Hani çok üst seviyede bir nitelikli yatırımcı değilseniz veya çok fazla paranız yoksa, daha böyle hani daha böyle nitelikli yatırımcı olacaksınız ve böyle bu fonlara yatırım yapabilecek düzeyde bir geliriniz ve işte bir hayat tarzınız varsa, o zaman zaten mantıklı olan birden fazla fona yatırım yapmak. Birden fazla şeye yatırım yapmak. Genelde benle uğraşıyor. Bu yakışıklı çocuklar. Benle uğraşıyor. Evet. Başka? Girişim sermayesi çok soğuldu ya. Fon yok mu hiç? Benim tarafıma gelin biraz da. Buyurun. 2022 yılının zirvelerini göstermiştiniz. Orada gerisinde mobil oyun kaplıyordu. Mobil oyunların da büyük çoğunluğu ödeme sürecek oyunlar. Ücretsiz oyunlar, as free to play oyunlardan bahsediyoruz. Yani uzun süredir PC tarafında da bulunan, konsol tarafında görece daha az bulunan bir model. İlerleyen dönemde mobil tarafta zaten böyle ilerlendiği için daha da artacaktır. Ama özellikle PC konsol tarafı o tarafa yanaşmak istemeyecektir. Sektörde şöyle bir gerçek var. Çok geniş kullanıcı kitlesine ulaşılıyor. Ömür Bey de aslında sunum sırasında biraz bahsetti. Yani 3 milyardan fazla oyuncu var. Ama eğlence dikeyinin geriye kalan toplamından daha büyük olmasına rağmen oyun sektörü, ki burada işte sinema, müzik, hatta spor yayınlarının tamamını dahil edebiliriz. Daha büyük oyun sektörü. Ama kullanıcı başı gelirde diğerlerine göre geride kalıyor. Hala gidilebilecek yol var. Gelir elde etme tarafında. Ve free to play oyunlar burada birazcık özellikle PC konsol tarafında geride kalabiliyor. Bunun yerine bahsetmiş olduğum abonelik sistemlerinin ben ilerleyen dönemde daha da revaçta olacağını düşünüyorum. İşte Microsoft'ta Xbox Game Pass gibi veya PlayStation'ın sistemleri gibi sistemlerle abone olup oyunları oynamak, free to play yapmak yerine daha makul bir çözüm olabilir. Ama tabii ki bazı oyunlar, özellikle e-spor tarafında çok geniş kitleye ulaşmak isteyen oyunlar hala free to play benimseyecektir. Benim mobil tarafta daha da artacağını düşündüğüm bir görüşüm var free to play için. Ama PC konsol tarafında azalacaktır bu. Ben teşekkür ederim. Ya aslında platformlardan çokça bahsettik. Mobilden, konsoldan, hiç aslında AR VR'a değinmedik. Aslında bir de oyun sektörünün gidebileceği o yön var. Ama gelişen teknoloji, bu cloud sistemleri ve streaming teknolojileri, ki burada bahsettiğimiz şey aslında herhangi bir cihazdan yayınlanarak cloud'daki oynatılan oyunu görüntüleyebilmek. Netflix örneği yine çok basit bir örnek. İndirmiyoruz, sunucudan geliyor görüntü bize. Burada da benzer bir sistem olacak. En yakın adımlardan biri iPhone 15'in aslında bizim AAA dediğimiz konsolda PC'de oynanabilen büyük ölçekli oyunları artık streaming yoluyla oynatabilecek olması, bunu planlıyor olması. Yakın zamanda da duyurdu, özellikle Pro modeli için duyurdu bunu. Doğal olarak aslında her ne kadar satışlar gerçekleşecek olsa da konsol tarafında da PC tarafında da iş birazcık daha streaming'e dönmeye başlayacak. Çünkü hem ekran kartlarına, mikro işlemcilere erişim zorlaşıyor. Hem de böyle bir teknoloji varken, ucuza ben telefondan da oynayabilecekken neden sürekli yeni konsol alayım?
durumu oluyor. Orada çok daha ideal, optimal çözümlerle düzenli gelir yaratılmaya çalışılacak. Doğal olarak Rockstar tarafında GTA'nın yeni oyunu da bence bunu hedefliyor. Yani ben evet PC'ye konsola satacağım ama asıl amacım tüm device'ları, cihazları birleştirecek bir platform olmak olacak ki o yüzden Metaverse'e değindim. Yani GTA oyununu bilmeyenler için şöyle anlatayım. Çok gerçekçi bir oyun. Açık dünya. Binlerce saatinizi geçirebildiğiniz, yeri geldiğinde itfaiye olarak da çalışabildiğiniz, yeri geldiğinde araba çalabildiğiniz çok özgür bir oyun. Ve birçok marka buraya girmeye çalışıyor. Çünkü ilerleyen dönemde aktif kullanıcı sayısıyla birlikte Metaverse'ün birkaç platformun, önde gelen platformundan biri olma ihtimali var. Böyle bilmiyorum cevap verebildim mi? Rica ederim. Girişim sermayesi için mi söylüyorsunuz bunu? Evet, yani genelde yoksa... Tamam, şimdi normal değişken fonlarda, halka açık olan fonlardan, şey hisselere yatırım yapan fonlardan mı yoksa girişim sermayesinden bahsediyorsunuz? Şu anda herhalde halka açık olanlardan kullanıldı hayat sigortasındaki değerlendirme, fonların değerlendirme. Şimdi paralı fonlarda değerlendirme. Şimdi şöyle ben cevap vereyim ona. Şimdi fonumuzun içindeki nakit para direkt olarak hisse senedi alınmıyorsak başka varlıkları almak suretiyle değerlendiriyoruz. Bu bir. İki, girişim sermayesi fonuna siz para koydunuz mesela diyelim. Şirketlere ya da biz gittik yatırım yaptık. $1 milyon bir şirkete para koyduk. O şirkete de biz şunu söylüyoruz zaten. Bu para senin hesabında. Şu şekilde yönetirsen, şu şekilde tutarsan bu parayı en azından paradan da bir gelir elde edip hani sana finansal olarak ekstradan bir katkı sağlayabilir diyoruz bunu. Şeylerde ise bunu tabii şey yapıyor. Kendi şirketin kendi içi yapıyor. Ama bizim diğer fonlarda baktığımızda gelen ekstra paraları biz gidip şeyde değerlendirmiyoruz. Başka şeyler olarak değerlendirmiyoruz. Girişim sermayesi fonları falan. Ay şey. Şimdi bak bu para şimdi ha, emeklilik fonları kısmında mı soruyorsunuz bunu? Resmenim yok da, ben daha önceden böyle bir seminerde öğrenmiştim onu. Bu değerlenen fonlarda, oyunlardaki şirketlerin fonları da var mı? Veya bunu emeklilik fonlarının, emeklilik fonlarında böyle şey, oyun fonları yok şu anda. Yok. Orada değerlendirmiyor. İlerleyen dönemde olursa önerilebilir mi? Emeklilik tarafı için mi? Evet. Ya daha çok tematik fonlara, çok emeklilik fonlarında yatırım yapmak çok direkt olarak mantıklı olmuyor. Ama şu olabilir, emeklilik fonu gelip bu fonu satın alabilir, içine koyabilir kendisi. Yani siz müşteri olarak gidip oyun temasında emeklilik fonu bulmanız zor olacak diye düşünüyorum. Ama gidip sizin yatırım yaptığınız bir hisse senedi fonu gidip oyun temalı bir fona yatırım yapabilir. Ama tabii ki bu şey olur, ikincil bir yatırım, daha küçük. Mesela fonum, sizin portföyünüzde fonun büyüklüğü %20 diyelim. O fon gitti, oyun ve teknolojilere diyelim ki %10 yatırım yaptı. Bu otomatikman sizin portföyünüzde %2'lik bir pozisyona sebebiyet verir. Onlar da çünkü şey yapabiliyorlar, emeklilik tarafı ya da işte sigorta şirketleri. Genel sigorta şirketleri şöyle çalışır, daha likit yapıda mesela emeklilik şirketi. Şimdi sigorta şirketi daha likit yapılara gider. Gidip girişim sermayesi fonu almaz sigorta şirketi. Likit fon alır, mevduat yapar ya da arbitraj fonu yapar. Bu tip şeyler alır. Amacı şudur, para kaybetmemek. Ama gidip bir hisse senedi fonunun amacı şu değildir. Abi ben para kaybettim, sadece para kazandım değil. Ben belli riskleri alıp yatırımcıma getiri elde etmeye çalışayım der. Bu artı da olur, eksi de olur. Çünkü bir risk almıştı zaten. Risk demek artı da olabilir, eksi de olabilir anlamına geliyor zaten. Başka? Buyurun. Tabii yani biz bunu çoğu girişim sermayesi yatırım fonu söylüyor. En önemli şey ekip. Öncelikle ekibin geçmişi ve yapmak istediği işle alakalı bilgi birikim kısmı yer almalı bir sunumda.
İkincisi, neden öyle bir ürün ya da oyun geliştirilmeyi planlıyorlar? Yani örnek vermek gerekirse biz asla Match3'e yatırım yapmıyoruz. Match3 dediğimiz aslında Peak Games'in veya Dream Games'in yaptığı oyunlar. Çünkü kullanıcı edinim maliyetleri çok yüksek. Öyle bir girişime yatırım yapmak için daha sıfır noktasında 10 milyon dolarlık bir sermaye olması gerekiyor. Biz çok daha böyle pazarda doğru tabir, yani Türkçesini bilmiyorum açıkçası, satüre olmamış, yani ciddi rekabete bulaşmamış alanlarda ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz oyun şirketlerinin. Doğal olarak neden o ürünün seçildiği, neden o oyunun seçildiği sorgulanıyor. Üçüncü aşamada da eğer oyun varsa kullanıcılar tarafından nasıl bir etkileşim yaratılmış? İşte Day One'da birinci günde giriliyor mu? Ne kadara kullanıcı başı maliyet bulunuyor? Ne kadar gelir elde edebiliyor? Çok böyle erken aşama, belki 10 bin kişilik bir test grubuyla data elde edilmesi bizim için çok faydalı oluyor. Bazı durumlarda bu data olmasa bile kurucular çok iyi bir geçmişe sahipse yine yatırım yapmayı değerlendirebiliyoruz. Ama BV Growth fonumuz adına birazcık daha artık ürününü ve metriğini tamamlamış şirketlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Sunumda bunlar olursa çok daha faydalı oluyor bizim için. Yani oyun bazında, şirket bazında, oyun olarak. Evet, yani ürün odaklı ilerliyoruz şu an. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi sizi dinlerken şeye baktık, Tepas'a baktık da yazınca sizin bir tane oyunla ilgili konumuzu gördüm. 6 aylık bir geçmişi var. İş kartasının konumunu yok. Bayağı az yatırım yapılmış Avrupa'da fonlar tarafından. Evet, zaten şimdi şöyle, bizim fonumuz yani şöyle diyeyim, yani bizim fonumuz, yani pazarlama anlamında söylemiyorum, şu anlamda söyleyeyim. Sizin baktığınız oyun fonu, BT fonu değişken fon statüsünde minimum %80 oyun ve teknoloji hissesi taşıyor. Diğer fon ise karma fon özelliğinde. Onun için onlar gidip karma fon yapısından kaynaklı olarak %80 oyun ve teknoloji taşıyamıyorlar. Ya yani oradaki pozisyon, onun için ben biraz önce size mutlaka fonların kaptaki sayfalarına girin. Fonların dağılımlarını, hangi varlık sınıflarına yatırım yaptığına bir bakın, onun için dedim zaten. Burada şunu da görebilirsiniz diğer fonlarda. Altın, işte Eurobond, başka şirketlerin işte bonoları, bunlara da yatırım yapmak zorunda kalıyor çünkü karma özelliğinden dolayı. Doğru söylediniz, Türkiye'de oyun temasına yatırım yapan biziz. Biz şunu şöyle de yapabilirdik bu arada. Fonu çıkartırdık. Sol aktif endeksin aynısını size replike ederdim. Yani aynısını. Benim fonuma alırdım ve buradan devam ederdim. Endeks ne getiriyorsa fonun içindeki getirdi aslında. Endeksi taşıdığım oranda getiri etki ederdi. Fakat biz burada şöyle değişik bir şey yapmak istedik. Şöyle ki, Boğaziçi Ventures'ta ciddi bir oyun tarafına ve oyun teknolojileri tarafına çok ciddi bir know-how var. Yani biraz önce Görkem'in de belirtmiş olduğu hususlarda, işte ekibinin yapısı, hangi oyunlara çıkartacağı, nasıl teknolojiler kullanacağı, nasıl satacağı, oyun konumlandırmasını nasıl yapacağına kadar oyun şirketlerinin içine nüfuz edebiliyoruz biz. Çünkü Joy Game tarafından çok ciddi bir know-how'ımız var oyun dünyasında. Şimdi biz bu girişim sermayesinin bakış mantığını da oyun tarafına kurgulamaya çalıştık bu fonun içinde. Onu da şöyle yaptık. İşte biz 15 günde bir toplanıp yatırım komitemizde, fonun yatırım komitesi var bu arada, yatırım komitesinde şunu tartışıyoruz. Şu hisse senetleri kötü gitmiş portföyümüzdeki. Ya da portföyümüzde olmayan şu hisse senetleri çok düşmüş. Bunları alalım mı almayalım mı? Burada ne var? Görkem'le beraber irdeliyoruz. Görkem genelde şunu çıkartır. Önümüzdeki 3 ay, 6 ay boyunca bu şirketler hangi oyunları çıkartacak? Bir şey var mı piyasada? Mesela var örnek. Şimdi Diablo'yu örnek verebiliriz. Diablo 4'ü. Biz ilk yatırım yaptığımız Activision Blizzard'a zaten ciddi pozisyon açmıştık. Ha, bunun birinci sebebi şey değildi aslında. Yani sadece... Yani Diablo değildi. Microsoft'un satın almasını da bildiğim için zaten burada ciddi bir pozisyonumuz var. Çünkü satılacak fiyat belli. Hisse senedinin fiyatı piyasada 60-70 dolarlarda, satılacak fiyat 94-95 dolar seviyesinde. Ama burada tabii bir bilinmezlik var. Çünkü bir rekabet kurulu onay vermemiş, rekabet kurulları hepsi. Bölüm bölüm gidiyorlar. Fakat deal da çok büyük. Microsoft bunu yapar mı yapmaz mı? Biz o riski alınabilir bulduk ve pozisyonumuzu açtık. Daha sonrasında yapmış olduğumuz toplantılarda işte Diablo 4 çıkacak. Ne zaman çıkacak? Haziran ayında çıkacak. Daha önceki Diablo'lar hangi yılda çıkmış, kaç adet satış yapmış? İlk önce bunlara baktık. Daha sonra bu Diablo oyunu işte bir senelik zaman zarfında ya da işte 6 aylık zaman zarfında kaç adet satış rakamına ulaşabilir? Box'ların ortalama fiyatları nedir? İşte 70 dolardan
çıplak hali 70 dolar mıydı, 60 dolar mıydı? 60-100 arasında. İşte ortalama 80 dolar arasından bir maliyet hesabı yapalım dedik. Biraz önce konsollarda da siz bu hesabı yapabilirsiniz yatırımcı olarak. Nintendo 125 milyon adet satmış. 400 dolardan satılıyor şu anda Nintendo Switch'ler. Yani rakamla oradan işte 50 milyar dolarlık bir rakama ulaşabiliyor büyüklük olarak, size olarak. Şimdi Diablo'da da biz böyle bir hesap yaptık ve bu hesap şeyde tuttu. Biz şeyi bekliyorduk, şirketin ilk hafta işte satış rakamı açıklamasını bekliyorduk. İlk hafta açıklamadı. Onlar bilinçli olarak şeyi beklemişti, işte şeytanın rakamı 666, o oyun için önemli bir rakam. 666 milyonluk rakama ulaşalım, ondan sonra satalım demişler ve biz beklediğimizden işte bir 5-6 gün sonra bu haber geldi ve bu haber geldikten sonra piyasada bunu fiyatladı. Biz diğer oyunlarda da aynı bu şekilde davranıyoruz. Diğer şirketler de aynı bu şekilde bir yatırım stratejisi ön plana koyuyoruz. Yani sadece gidip endeksi takip etmekten ziyade ya da gidip işte bir Metaverse fonu çıkartalım. Metaverse endeksinin en iyi 20 kağıdını alalım demekten ziyade o şirketlere bakış açısı olarak know-how'ımızda neler o şirketlerden bekleyebiliriz? Yok. Verim derken? Güzel söylediniz. Oyun tarafında yaklaşık olarak 20'ler seviyesinde, teknoloji olarak da 11-12'ler seviyesinde şu anda var. Biraz konsantreye gittik orada. Şeyde, Türk firmalarında da biz teknoloji tarafında da yatırımlarımız. Yani Türk teknoloji mesela 3-4 şirket değil de 7-8 hisse seçtik. Onları da hani haberi olan, bir hikayesi olan hisse senetlerini almayı daha mantıklı bulduk. Japonya'dan hisse senetlerimiz var. Amerika'dan hisse senetlerimiz var. Türkiye'den. Kore var. Efendim? Kore. Kore'den var. Avrupa. Ya güneş ama Kore şeyden alıyoruz. Kore'den direkt alamıyoruz. Singapur, Hong Kong tarafından alabiliyoruz ya. Kore şirketi var. Kore şirketi var. Kore borsası maalesef yurt dışına açık değil. Oradan hisse senedi alamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntı var. Biz fonda bunu çok yaşadık. Bunu aşamadık takasından dolayı. Yani biz aslında coğrafi olarak da dağıtıyoruz. Sadece oyun taşımıyoruz. Mesela benim en sevdiğim şirketlerden bir tanesi yatırım. Applovin diye bir şirket var. Applovin. Bu Applovin aslında satış yapıldığı bir publisher gibi mi düşünelim, ne diyelim buna? Ya aslında şöyle oluyor. Mobil tarafta bahsettiğimiz reklamların gösterimini sağlayan hem oyunların tanıtımı için hem de reklam uygulama için, reklam gösterimi için kullanılan bir platform Applovin platformu. Evet, çok iyi. Ama ekstradan işte yayıncılık tarafında iyi oldukları için diyeyim, kendi oyun stüdyolarını ve yayıncı stüdyolarını kurdular. Bir taraftan teknoloji tarafında da kendilerini geliştiriyorlar. Hatta bizim grafikte bahsettiğimiz oyun geliştirme motoru Unity'yi de şu sıralar alma gibi bir söylentileri var. Daha önce denemişlerdi. Yani hep bahsettiğimiz oyun teknolojiden ayrı gidemiyor. Şirketler oyuna bulaşınca diyeyim, amiyane tabirle, teknolojiye de mecburen el atmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de biz hem bu tarz işte yeni oyun haberleri vesaire takip etmeye çalışıyoruz. Hem de olası satın alma haberlerini veya yeri geldiğinde yönetim kurulu değişikliklerini bile. Yani bir şirketin CEO'su çok yaşlandıysa ve çok iyiyse, ya emekli olacakmış, yerine kim geçebilir gibi söylentiler çıktığında bile tekrar kendi içimizde değerlendiriyoruz. Yani ölmüş olabilir yerine gelen CEO kadar iyi değil diyenler vardı yani geçen 3-4 yani ay önceki toplantıda. Gerçekten hani bir Japon şirketin CEO'su vefat etti diye biz yatırım yapmaktan vazgeçmiştik fonu ilk kurarken. Bu kadar hassas davranabiliyoruz yeri geldiğinde. Yani biz bütün veri kanallarını kullanmaya çalışıyoruz. Buna şey de dahil. İşte oyunun, şirketin geliştirdiği mobil oyun işte ne kadar download ediliyor? Son 3 aydaki download hızı ne? İşte bu şirketlerin 4. çeyrekteki performansları nasıl oluyor? Oradaki geçmiş yıllardaki download rakamları nasıl artmış? Bunlara da bakıp ona göre pozisyonlanmamızı alıyoruz. Mesela yazın kötü geçti performans yazısı ama inşallah sonbahar çok iyi geçecek diye bekliyorum. Mevsimsel. Mevsimsellik. Oyun sektörü mevsimsel biraz. Evet. Ben Tabii buyurun lütfen. Dinliyorum yani, dinledim size. Ben Sinan Karakuş'u, bir bakan diyorsunuz. Estağfurullah. Doğrudur. Çünkü yani yaşam çok süratli bir şekilde inanılmaz bir hızla devam ediyor. Hani neredeyse dindik bir hani şeye kerefler nereye gidiyoruz bakalım falan diye doğru gidiyoruz. Çılgın insanlar da var. Mask gibi falan. Şimdi bir marka olarak düşünüyorum ben bunu. Ve de biz
Yani burada sizlerin şahsında, genç arkadaşlarımın şahsında fevkalade beyin takımı dediğim bir grup oluşturuyorum. Var böyle bir grup. Genç düşünürler diye bir ekol yaratabilir miyiz diye düşünüyorum. Bizim yani Türkiye'de karar verici kişilerin efendim bu Türkiye sermaye piyasalarının ortaya çıkarttığı bir patent veya marka olabilir. Efendim bu bir İstanbul markası olabilir. Adı bile İstanbul markası. Türkiye'den bir marka çıkabilir. Bakın şu anda bizim üniversitelerimizde dahi yani ilk 500'e giren üniversitemiz iki tane, onlar bile aşağıda. Ve ben Türk insanının inanılmaz bir derecede başarılı olduğunu, yaratıcı olduğunu, hayal gücünün fevkalade üst düzeylerde olduğunu inanan bir insan. Şimdi bu bir kere biz marka ve patentimizi arttıralım ama globalde. Bizim burada işte falan falan Ahmet'in markası, Ayşe'nin markası. Hiçbir geçerliliği yok. Bak söylüyorum üzüle. Biz yani global markalara gideceğiz. Global isimler bulacağız. Bu arada bu sizin ifadelerinizden ben düşündüm. Kafamda böyle değişik şekilde ampuller yanıyor falan filan bilmem ne. Biz burada bu yaptığımız içeriklere oyun olayını da sokarsak ilkokuldan başlamak üzere bunu mesela Çin, Japonya çocuklara daha 4-5 yaşından itibaren harika işliyorlar ve bunu doğa ile de birleştiriyorlar. Bunu biz oyunla birleştirirsek, ben şahsen yapabilirsem bir kendi markamda bir Oceanus Group, üniversite, akademi var bunların o şeyleri yani isimleri, marka, alanakları yapmak istiyorum. Bizim önümüzü açacak karar verici kişiler teşvikleri alacağız biz. Genç arkadaşlarımız da sizler gibi müteşebbisler biz de yol arkamızda hem bize enerji verecekler hem de globale uyum sağlayan bir takım teknolojiler, dijital teknolojiler bize yani beynimizi böyle naşelerek, enjekte ederek yol alacağız. Bu vesileyle ben yani harika böyle kafamda bir şeyler belirdi. Yani teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Mesela bir şey söylediniz. Hakikaten Microsoft şimdi para nerede? Bu dünyadaki yani üst düzey insanlar para nerede? Oraya gidiyorlar. Ve gitmeleri de doğal. Ve onun peşinden de tüm dünya değil mi efendim? Yani dolar üzerinden peşinden gidiyor. Biz yani onlara ulaşacak markalar da yapmamız lazım. Eğer biz mesela örnek olarak söylediğimiz hani oyunda ikinci yatırım yapıyor Microsoft. Bill Gates'e gidip de ulaşabilip de uluslararası bir globale gidecek bir markamızı bir böyle şey yani bir ışık saçmamızda kesin bize bir takım imkanlar gelecek. O da bizim globale ulaşmamızda fevkalade katkı sağlayacak. Adam dolaşıyor. Bu Covid'de dünyanın kitaplarını aldılar. Okudular, ettiler. Yeni Zelanda'ya gittiler falan falan bilmem ne kadar güzel. Geçen güzel bir yere gitti. İşte, çalışıyorlar yani iklim üzerinde şimdi yapıyor. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben lütfen ederseniz bir yani ayrıca da sizinle görüşmeyi de arzu ederim. Çok seviniz, teşekkürler. Tabii ki memnun oluruz. Genç arkadaşlarıma da başlardan biri. Büyük düşüneceğiz çocuklar. Küçük düşünen ufalandır geçer gider. Çok değerli böyle pırıltılar görüyorum arkadaşlarımla yani. Büyük düşüneceğiz, cesaretli olacağız. Dijital teknolojiyle beraber ben Türk insanı, Türk gençliğinin çok güzel işler başaracağına inanıyorum. Bunu bir vesile olarak söylemiş oldum sizlere. Teşekkür ederiz. Ayrıca bir temas etmek istiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Saygılar olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka soru? Galiba. O zaman bitirelim o zaman. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zaman çok ayırdınız. Teşekkürler. Çok mersi.